Hoş geldiniz. Ne oldu? Niye oynamayı kestin ki sen? Efendim ben Deniz Serhat Şahin. Ben Işıl Mete. Her zaman olduğu gibi yine bugün müthiş bir curcuna sizleri bekliyor. Birbirinden değerli konularımız ve konuklarımız var tabii her zaman olduğu gibi. Bir de bugün özel bir gün biliyorsunuz. Hemen söyleyelim. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 78. yılı ve aynı zamanda bizler de herkes gibi minnetle, sevgiyle, özlemle kendisini ve silah arkadaşlarını bu uğurda can veren, aynı zamanda bu vatan için can vermiş bütün şehitlerimizi minnetle anıyoruz. Allah rahmet eylesin bütün hepsi için söylüyorum tabii, nur içinde yatsınlar. Amma ve lakin tabii her zaman olduğu gibi hayat devam ediyor ve güzel konularımız var. Konuklarımız da çok güzel. İsterseniz lafı fazla uzatmadan hemen diyoruz ki curcuna başlasın ve konuğumuz Sevil Uyar, evet. Gelsin bakalım. Ha, anladım. Matem style yani. Kızım. Twitter yıkılıyor. Fasetin bütün kızları Selin'in yolu hepimizin yolu diye hashtag açmışlar. Yani anlayacağım. Selin şu andan itibaren resmen bir trend başlattı. Ay ama öyle yapmasınlar ya. Ailesi çok üzülüyor bak. Aman boş versene. Adam atmış kızı atının terkesine. Vurmuş kendini dağlara. Ay bence çok romantik. Tamam bir şey soracağım. Kulübede ayı postu falan var mıdır böyle şöminenin önünde? Ceyda. Bak rica ediyorum Selin'in ailesini rencide edecek tek bir şey söyleme. Bana sıkı sıkıya tembih ettiler. Ben sussam ne olacak? Ortalık yıkılıyor. Neyse bebeğim. İnşallah bir gün hepimiz Selin'in yolundan geçeriz. Değil mi? Merhaba mukaddes teyzeciğim. Ah tatlım. Sen de mi geldin? Belki özlemişsinizdir diye düşündüm. Çok. Aa kızlar şaşırttınız beni, hiç beklemiyordum. Sürpriz oldu bana. Ay unuttunuz mu yoksa? Bugün derneğin partisi burada ya. Bağış konkeni işte mukaddes teyzeciğim, ne çabuk unuttunuz. Aa, o gün bugün mü? Evet. Öğlene doğru gelmeye başlar kadınlar. Günah. Benim umurumda mı sanıyorsun gerdanlıkmış mücevhermiş? Aşkım ben senin kötü niyetli olmadığını gayet iyi biliyorum. Ama aileni bu davadan vazgeçirmen lazım. Tamam ama nasıl? Bizimkileri yapmadıkları bir şeyle suçlayan senin annen. İlk önce onun gelip özür dilemesi gerekiyor benim ailemden. Ece yapma Allah aşkına. 6 milyon liralık mücevher yok ortada. Parası hiç mühim değil. Hatırası önemli olan. 100 yıllık aile yadigarı. Bir şey söyleyeceğim. Yani şu görünen durumda Ayhan'ın ailesinin sana sahte gerdanlık takmak için hiçbir geçerli sebebi yok. Biz niye sahtesini iade edelim peki? Hepiniz kafayı yemişsiniz. Ruh muh diye bir şey yok. Unutun artık. Sen meleksin öyle mi? En az sen de bizim kadar suçlusun. Sen Ezgi'ye değil, bekaretine aşık. Ge. Bu adam var ya, bir yıldır Ezgi'nin ziyaretine gitmiyor. Akşamlar beş kade, neşemi de bulunca dalgama da bakarım amaneyim. Ya batıracağım. Evet. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk.
Vallahi şöyle söyleyeyim, o son tokat çok keyifli. Hayır, tokatı görünce dedim ya, ooo ne güzel, bayağı güzel olmuş ama yani güzel sahne almışım, müthiş olmuş. Bayağı da iyi almışsın yani. Kötü tokatı. Kızı oynuyordum zaten Konak'ta. Safranbolu'da çekilmişti o filmimiz. Korku filmi değil mi korku o? Korku filmi. Bahsedeceğiz yani, tam ondan. Korku değil de gençlik gerilim diyelim, evet. Gerilim miydi? Hı, Konak, bu konağın içinde kalıyorsunuz, çıkamıyorsunuz falan filan. Gerilim değil, o bildiğin korku yahu. Ya çok öyle korku efektleri fazla yoktu. İnsanı geriyordu biraz, böyle psikolojik gerilim gibi bir şey. Tam korku dersek abartmış oluruz. Şimdi hemen şöyle başlamak istiyorum. Bütün onları konuşacağız Sevil. Bu arada Sevil'le kaç sene herhalde? Bayağı bir zaman oldu değil biz mi? Biz 2004'te aslında yarışma zamanında falan tanıştık. En iyi güzellik yarışması dönemleri. Tabii 12 sene falan. Ya, bayağı of, oldu. Ne kadar olmuş ya? Bir an, bir an böyle bir kal geldi bana. Şimdi yarışmada tanıştık. Seneler sonra biz bir de magazin programı sunuyordun. Orada da yine bir karşılaşmıştık. Stüdyolarımız yan yanaydı. Evet. Yıllar geçti, tekrar burada karşılaştık. Şimdi yarışma zamanından özellikle şey sormak istiyorum. Hani ne kadar artısı oldu, nasıl bir geçiş oldu senin için? Güzellik. Artısı oldu mu? Tabii güzellik yarışması nasıl bir etki yaptı işinde ve kariyerinde? Vallahi tabii ki artısı oluyor yani yarışmaların. Özellikle derece aldıktan sonra daha da bir artısı oluyor. Tanınmışlığın daha da artıyor. Basında, haberlerde daha çok yer alıyorsun. İnsanlar seni daha bir adım önde oluyorsun. Hani bir projeye geçerken ya da bir görüşmeye giderken işte Türkiye güzeli, tescilli güzel gibi marka ya da titrin oluyor. Bu da tabii ki seni bir adım öne atıyor. Bir zaten hani güzellik yarışması, tescilli, güzel kız falan, güzel kız aradıklarında tescilli tercih tescilli, ediyorlar falan güzel filan kız direkt. diye öyle yapışıyor. Tabii ben bunu biraz ilerleyen dönemlerde hayalim oyunculuk olduğu için, tiyatroyu çok sevdiğim için hem eğitim alarak hem de bu güzel kız imajını yıkarak hep güzel kız rolleri yerine farklı farklı tiplere girerek tiyatroyu da tercih ettim. Yıkmak istedim birazcık bu güzellik hani rollerini, sıra dışı bir şey olsun diye. Çünkü çok fazla güzel kız var artık, çok fazla oyuncu var. O yüzden farkım olsun istedim. Curcu'nun ilk konuğu Sevil Uyar. Sevil'cim, ilk dizin aşk oyunu 2005 yılında. Evet. Nasıl başladı? Nasıl başladı? Güzellik yarışmasından sonra ajans beni istemişti. Neşe Erberk de ilk ajansım. Orada tabii görüşmeler oluyor, teklif geldi. Ben de değerlendirdim. Hemen bir oyuncu koçumuz vardı, Ayla Algan, sevgili Ayla Hanım'ı. Buradan sevgilerimi yolluyorum. Ben de çok seviyorum, çok tatlıdır. Ders aldım, Cemal Kadri Kinoğlu veriyordu, pardon. Ayla Algan, Yalan Dünya'da Gökhan Özden'le oynadığım dizide oyuncu koçumdu. Derken Şahika Tekant'a başladım tiyatro eğitimi almaya. Böyle böyle başladı. Yani teklif geldi, kabul ettim, değerlendirdim. Ben şeye takıldım yalnız, hani bu üzerimdeki güzellik şeyini yıkmak istedim falan dediği kısma takıldım. Gülşah'la aynı yarışmadaydık. Biliyorsun Gülşah'ın da başına geliyordur belki. Aynen böyle öyle, evet. Ama ne yapalım şimdi, öyle de bir söyleyeceğim ki yani şimdi kız kardeşim birisi, birisi arkadaşım. Evet. Güzeller kardeşim şimdi, neyi yıkacaksın şey bunun? Ama hem güzel olup hem yetenekli olmak bir avantaj değil mi sizce? Yani oyuncuların hem fizik var hem oyunculuğunda yeteneğin varsa, ikisi birleşince ben artayım diyorum yani cebimde. Hem güzelliğim hem fiziğim hem her türlü rolü yapabilirim diyorum. Mesela tiyatroda Aşka Geldik oyunumuz var. Orada erkek kılığındayım, Şoför Şaban. İşte tam onu söyleyecektim. Yani en güzeli aslında güzel olduğun halde, atıyorum, ağlarken çirkinleşip çirkinleşmediğini düşünmediğin noktada işte güzel oyuncusun o zaman. Aynen, onu düşünmüyorum zaten. Kendi makyajımı, kendi saçımı, her şeyimi tiyatroda kendim yapıyorum. Elbiselerime kadar, seçimine kadar. Bıyık takıyorum, makyaj yapıyorum, kaş çiziyorum. Hani
şapkadır, her şeyi hani kendimiz yapıyoruz. Bu da tiyatroda emek vermek demek her şeyi. Evet, istesek tabii ki bir prodüksiyon oluşturabiliriz ama bu bizim hoşumuza gidiyor ve ben öğreniyorum her şeyi. Diyorlar ki senden işte erkek olur mu? İşte yapımcıların şöyle bir algısı var piyasada da. Piyasada da böyle. Güzel kız, aman işte bunu alalım bir zengin kız rolüne ya da işte kötü kadın rolü, yok fitne kadın rolü falan. Ben artık bunların aşılmasını istiyorum. Yurt dışında böyle değil. Yapımcı işine geldiği gibi kolayına kaçıyor bazı yapımcılardan bahsediyorum. Evet. Uğraşmak istemiyorlar çünkü elde hazırda esmeri var, sarışını var, kumralı var. Hadi alalım koyalım. Evet. Ben mesela bunları göstermek istiyorum. Tiplemeler yaratmayı çok seviyorum tiyatroda. Erkek kılığına girdiğimde mesela şoför Şaban olduğumda şaşırdılar. Beni ilk gördüklerinde tanıyamadılar. Sen misin dediler hatta. Son sahnede biz de tanımadık. Senin gibi evet, doğru. Sadri Alışık Sadri mesela. Sadri Alışık da yani hiç alakan yok. Ben de sordum ya sen misin? Hatta bu? Yapımcımız sevgili Caner Erdem sormuştu. Sevil gelmedi mi bugün? O gün. Halbuki etrafta geziyorsun sen. Olduğu gün. Ben önündeyim. Sevil yok mu diye. Beni arıyor. Ben dedim buradayım dedim. Böyle hani Sadri Alışık'ın bu sevgili Sadri Alışık'ın selamlamasıyla ama ney falan. Aa dedi sen Sevil misin falan. Pes doğrusu dedi. Vallahi dedi Sevil uyar da dedi Sadri Alışık olduysa dedi ben daha bir şey diyemem falan dedi. Ben çıktı, de Madonna'yım gitti. Deyip devam. Aynen ve hani o kadar güzel bir yarışmaydı ki o da artıları da oldu bana. Tiyatral anlamda çok başarılı. Oyunculuk anlamında güzel artıları oldu. Kendimi orada gösterme yeteneğine sahip oldum onların sayesinde. Bir de şöyle bir şey var Sevil mesela sen podyuma çıktın. Tabii. Podyumdan aslında... başladı her şey. Güzellik podyum, yarışması da aslında bir podyumdu. Daha sonrasında mankenlik, foto modellik. Sonra bir geri döndün. Yani hiç alakasız tabii ki işte istediğin yolu seçtin. Tiyatro, dizi, sinema çok güzel alanlara doğru ilerledin. Sonrasında tekrardan aslında kendini gösterdiğin mecra podyuma çıkmış oldun. Nasıl hissettin? Hani bu podyumla şeyi ayır... O geçici olan bir programdı benim için. Yani ben artık hani podyuma gitme ya da çıkma sürekli podyuma çıkmıyorum artık eskisi gibi hani mankenliği bir dönem bıraktım. Hani çok güzel kaliteli bir iş gelirse işte Fashion Week moda günleri hani çok nacizane artık çıkar mıyım düşünürüm çıkarım. Hani artık eskisi gibi hani mankenlik hevesim de kalmadı çünkü çok da güzel tattım o duyguyu. Asıl amacım oyunculuktu zaten. Hedefime ulaştım mı? Ulaştım. Tam dört dörtlük ulaştım demeyeyim. Çünkü oyunculuk öğrenildikçe kendini geliştirebilen bir meslek. Tamam oldum demiyorum. Öğreneceğim tabii ki çok fazla yol var. Kendimi geliştiriyorum, seviyorum ve istediğimi şu an oyunculukta yapmaya çalışıyorum. Oyunculukta özellikle şey falan geliyor bana şimdi. Öyle bir gözüküyorsun ki sanki... Küçükken eline böyle saç fırçası alıp şarkı söylerler ya. Evet. Sende de böyle bir hafif küçükken şey var. Oldum. Böyle küçükken böyle bir meyil varmış. Var, yani var. Sanki böyle koridorda defileymiş gibi yürüyor havası. Ya bir fırçayla falan ya da bir perdeyi ya öyle fırça muhabbetleri olmadı ama ilkokulda ve ortaokul dönemlerinde ikizim var benim ikiz kız kardeşim. Okulun tiyatro kolundaydık ve skeçler yazardık birlikte. Oyun yazardık komedi. Mesela o erkek tiplemesinde olurdu. Ben işte bayan ya da işte köylü kızı vesaire. Biz Aydınlıyız bir de. Orada okulda öğrencileri toparlardık. Herkese bir rol dağılımı yapardık ve tiyatrolarda sene sonlarında okulda sahne alırdık. Bu tarz şeyleri yapmayı seviyorduk o zamanlardan. İşte muhakkak bir etkinlikteydim. Ya korodaydım ya bir flüt çalarım, ork çalarım. Hani bir şeylerle uğraşmayı çok sevdim. Bunlar sanat benim için hani bu tarz şeylerle, güzel sanatlarla uğraşmak bana keyif veriyor. Resim çizmek, bir şeylerle uğraşmak. Hani ben sabah 9 akşam 6 mesaili bir işte yapamam. Yani kendimi geliştiremem, mutsuz olurum. Beni mutlu etmez. Ben bu işleri yapmayı daha çok seviyorum. Beni uğraştıracak, zorlaştıracak. Bayağı çocukluktan falan aslında hayalim varmış yani. Vardı aynen ama çocukluk annem aşkı. İstemiyor. Hiçbir zaman istemedi. İstemedi. Güzellik yarışmasına zaten annemden habersiz katıldım ben. Haberi yok.
okul bitti, üniversiteyi bitirdim ben. Muhasebe okudum zorla tabii, annemin zoruyla. Hep zor. Tabii ki aile baskısı. Annenin zoru derken? Annemin tercihi oldum muhasebe okumam. Ben istemedim. Bayağı muhasebe istedim. Annen ne düşünüyor şu anda? Şu an kızım artık görüyor tabii. Yok mu dizi? İşte işler nasıl falan? Hani yok mu proje? Artık çünkü görüyor. Hala soruyormuş. Ne zaman muhasebeci olacaksın Sevil? Yok öyle bir ne zaman şey yok. Mezun çünkü olacaksın? Ben şunu anlıyorum. Hiçbir aile bireyi evlatlarını zorla yaptırır, yani yapmak istemediği şey yaptırmasınlar. Çünkü ileride mutsuz olurlar. Ben annemi üzmemek adına, çünkü babasız büyüdüm. Annemde 5 kız kardeş olduğumuz için. Ay, bir güzel korku var. Tabii ki hani kadıncağız düşünüyor, hani acaba bu piyasa nasıl, bilmediği için. Kızımı kandırabilirler mi? Hani bir şeyler olur mu? Başına kötü bir olay gelir mi? Bunları düşünerek. Televizyonda haberleri izleyerek, hep bunlar olduğu için bir korku. Tabii ki ben o korkularını hiçbir zaman şey yapmadım ve her zaman böyle güven sağladım anneme. Doğru yoldan, doğru istediğim yoldan gittim, mesleğimi yaptım. Bir yerlere geldim, Sevil Uyar ismimi bir şekilde bir yere getirdim kendi çapımda. Bir de şey falan vardır ya ailelerde, aklımdan bin türlü şey geçti falan diye. Tabii düşünebilirler. Evet. Kız annesi, 5 kız kolay değil. İstanbul gibi bir yerde. Ben Bolu'da okudum okulumu. Bitirdim, mezun oldum. Sonra buraya bir ablamın yanına geldim. Bir de annen galiba size hem annelik hem Aydın'da, babalık yaptı. Tabii aynen öyle. Çok zor. Bir de 5 tane güzel kız, boylu poslu kız. Yani siz 5 kız nasıl anlaşabiliyor musunuz? Şaşırmak ediyorum ya. Ailede başka var mı bu var iş? Var tabii ki. Hepsi de böyle şey güzeller yani. Hepsi bütün ablalarım falan. Sektör olarak aynı bizim sektörde varmış. Yok, ben de kız kardeşim yok, aynı sektördeyim ya, onun için soruyorum. Yok, ikizime teklif geldi. İkizimle hatta programlara katıldı. Kenan Erçetin Göz'ün programına katıldı. Fashion One TV'de sunuculuk yaptı ikizim bir ara. Çok teklif benziyor geldi. Musunuz ikizimle? Sevgili Uğur Kanerez model teklifi yaptı ikizime. Birlikte sizi podyuma çıkartayım dedi. Ama istemedi. Yani bana göre değil dedi. Hatta tiyatroda yedeğimi oyna, yedek kastım ol dedi. Ben dedi yapamam, uğraşamam ya, ezber falan senin gibi çok zor dedi. Gerçekten bir gün canlı yayına çıktı. Kaldı kız heyecandan konuşamıyor, utanıyor falan. Hani rahat olmak gerekiyor biraz kamera önünde, sen de bilirsin. O biraz böyle hani daha bir içine kapanık, girgin olmadığı için. Seni! İstemedi. Yapıştır! İçine atlet giyer misin? Efendim? İçine atlet giyer misin? Tabii ki giyerim ama her zaman da yazın giymem. Okulda öğretmeninden dayak yedin mi? Yedim. Çok fena bir öğretmenim vardı. Hem tahtada böyle bir matematikle ilgili bir işlem var, yapamamıştım. Elimi şu şekilde yapmamı istemiştim. Çok da acıtır, çok keyifli. Ama çok seviyordum o öğretmenimi. Arabesk dinler misin? Dinlerim. Araba kullanır mısın? Kullanıyorum. Daha yeni aldım ehliyetimi. Buraya da o yüzden geç kaldım biraz. Arabesk biri misin? Hayır. Değil. O zaman araba kullanırken hiç yolunu kaybettin mi? Bir kere kaybettim. Çok zor ya. Vallahi İstanbul'da araba kullanması ne zormuş. Taksiciler sürekli önüme kırıyor. Kafamda bazı tahtalarım eksik. Kimin? Mi diyorsun? Benim mi? Evet. Çılgın olmayı severim. Ben bir boğa burcu kızıyım. Yükselenim de akrep. Zaman zaman böyle farklı olmayı severim. Hep sıradanlık, monotonluk bana göre değil. Bazen eksik olduğu zamanlar olabiliyor. Ama her ortama uyum sağlarım. Yalan söyler misin? Tatlı yalanlar neden olmasın? Heyecanlı biri misin? Evet. İşimde her zaman heyecanlıyım. Herhangi birinin telefonunu karıştırdın mı? Hangi anlamda? Herhangi bir böyle karıştırmış telefonla neler gelmiş, yani mesajlar nelermiş. Ha. Kardeşin, annen, eşin. Yok, tabii eşimin nişanlıyım dönemde, partner, sevgili olduğumuz dönemlerde daha evlenmedim. Kıskanç mısın? Dozunda kıskancım. Haklı sebebe kıskanırım. Hiç sinemada veya tiyatroda uyuyakaldın mı? Hayır, asla. Tel canlı mısın? Evet. Hiç kan bağışladın mı? Hayır, bağışlayamadım çünkü kanım yok. Sırt kansızım. Tutar mısın? Bitiyor, sırt tutar tutarım. Mısın? Tutarım. Hiç ağlarken uyuyakaldım. Hiç ağladın mı? Ağladım tabii ki. Niye ağlamayayım? Hayatta herkes ağlar. Yani yatakta? Yatakta mı? Evet, yani bazen insan içine kapanır da ağlar ya.
Bilmem öyle hani ağladım tabii ki oldu dönem dönem. Olur tabii. Bayanım, duygusalım, hassasım. Bir dakika şimdi. Söylenecek laf mı şimdi sen bu? Sen de mi ağlıyorsun? Bir bayanım, duygusal. Ya erkekler... Erkekler soğuk, dağlar. Taş kalpli. Öyle bir şey demedim. Erkekler dağlar ve ağlaması en doğal hatta hakları. Ben ağlarken uyuyakaldım mesela. Öyle mi? Evet. Güzel bir yöntemdir böyle. Derin derin uyursun. Evet, hatta uyumak için ağladım. Uyku tutmuyordu, ağlayayım dedim. Seni ağlatmasınlar ya, gülsen. Şimdi soruları öyle sorduk. Hızlı jet hızıyla gidiyoruz evet. Şu an farkındayım. Normalinde daha da hızlı soruyorduk ama öyle güzel oldu ki normalinde soruları hızlı sorup evet hayır diye cevap aldığımızda kaçırıyoruz arada. Aa şuna evet demişti, buna hayır demişti evet. Diye. Sen bayağı böyle bize hiç bununla ilgili bir sıkıntı yaratmadan detaylı, istediğimiz detaylı. Bütün detayları vererek ya hep böyle konuk gelse. Ben böyleyim ya. Ya insanları yormam. Tıkır tıkır tıkır. Yani öyle gizemli değilimdir. Hani birini söyleyeyim. Sen dışarıdan da biraz değişik duruyorsun ketum ama şöyle bir yani. Değişikliğin var böyle. Soğuk var. Duruyorsun. Vardır. Duvar. Mesela tanıdıkça insan anlıyor. Bir de şöyle bir durum var. Mesela şaşırıyorum ben. Dışarıdan bakınca bu kadar soğuk olup bahsettiğin roller, izlediğimiz roller çok alakasız. Yani hani içinden bir şey çıkıyor olması lazım. Aynen. Mesela beni tanıyanlar diyorlar ki ay sen bu rolü nasıl kötü kız sana göre değil sen böyle değilsin. Mülayim hanımefendi işte şöyle oturaklı bilmem ne falan. Sakin bir yönü var. Sakin bir evet. Yapım var evet. ama nasıl yaptın bunu falan korktuk senden. O Müge karakteri mesela Konak'ta çok kötü bir kızdı. Bilmiyorum yani oyunculuk aşkı mıdır artık role kendimi kaptırmak mı? Mesela o kötü kız nereden çıktı? Nereden çıktı? Yapımcıya gittim çok güzel bir soru. Orada iki kız arasında kalmışlar. Damla Debre vardı ve ben ikimiz giriyoruz görüşmeye. Benim bir bakışımdan aslında ben iyi bir kızı oynayacaktım bu projede. Fakat benim bir bakışımı görmüş yapımcı. Demiş, bu kız işte bu bakışı istiyorum. Ben hemen orada anında değiştiriyor ve Müge ben oluyorum başrol. Damla da diğer... Sevil neye bakıyordun? Anlamadım artık kıza mı kötü baktım. Acaba içinde bir kötü bir taraf var mı çıktı ben, bir anda? Bilmiyorum ama işte yapımcı demek ki öyle uygun görmüş ve öyle oldu. Aynı şekilde Çılgın Dershane Kamp'ta filmi de öyle oldu. Bahar'la birlikte yine kaldık son elemelere. Başrol kız için Çılgın Dershane Kamp'ta izleyenler bilir. Berksan'la oynamıştık orada da başrolde. Bahar Akça'yla benim aramda kaldılar. Benim kaşlar doğal kalın böyle. Bahar'ın da inceymiş. Bir ben giriyorum Faruk Aksoy'un odasına bir Bahar giriyor. Bir türlü karar verilmedi artık hangimiz olalım diye. En sonunda bana karar verdiler. Sonra görüntü yönetmenimiz kulakları çınlasın şey demişti. İyi ki seni seçmişiz. Sen bu role hani masum bir sessiz sakin bir kız. Buna cuk diye oturdun zaten görüntü olarak da. Bak ama ne kadar zıt bir şeyden bahsediyorsun evet, ya. Bir tanesi çok yırtık, bir tanesi çok kötü, bir tanesi çok saf. Biraz önce izledik bir tanesi tiki ve gerçekten hani... Renkli bir kişiliğe sahibim. Ben yeri geliyor hani çok vamp seksi bir kız da olabilirim. Oyunumuzda da öyle. Yeri geliyor erkek kılığı tipleme yaşlı babaanne kılığına da giriyorum. Hani tiki kız olabiliyorum. Çok böyle masum mülayim bir kız da olabilirim. Hani bu çeşit çeşit yani tipten tipe giriyorum. Modellikte de böyleydi. Hani yeri geliyor iki tane buradan saç yapıp işte gülmek ya da işte pozlar falan. O ruhu yansıtabilmek fotoğraflara. Seksi bakış falan. Her tipe girebilmek yani. Bu çok önemli. Neşe Erberk'teyken beni yurt dışındaki ajanslara sunmuşlardı ve teklif almıştım. Hem İtalya'dan hem Yunanistan ve Paris'ten. Fakat benim o zamanlar Miss Model yarışmasında birinci olduğum dönemlerde 2006 yılında. Mankenler Kraliçesi seçilmiştim. Baktım hem dizi geliyor, hem magazin programı sunuyorum, hem sinemada oynuyorum. Allah'ım ne yapacağım? Yani o kadar yoğunum ki bir de yurt dışından çağırdılar Atina'dan. Bir tek oraya gidebildim görüşmeye. Modellik yapma fırsatım olmadı yurt dışında. Eğer olsaydı, modelliği bu kadar çok sevseydim oraya açılabilirdim diye düşünüyorum. Orada da mesela benim için çok güzel yorumlar yazmışlar resimlerime. Hem seksi hem tipten tipe girebiliyor hem tatlı. Her iki şey var, ruh hali var bu kızda hani. Kolay tiplere girebilir diye. Gitmediğin için hiç pişman oldun mu? Gittim. Gitmediğim için çok pişman olmadım. Çünkü ben televizyonu istiyordum. Oyunculuk istiyordum. Sen istediğin yolda ilerlemiş gerekiyordu. Ya modellik kariyeri ya da burada kalıp ekranda ilerlemek. Ve ben bunu istemiştim. Bana da mesela gerçekten. Mars'tan teklif gelmişti modellik için. Aa, tabii gitmedim. Çok pişmanım. Keşke gitseydim.
Ama bir şey söyleyeceğim. Senin gibi sunuculara bu ekranların ihtiyacı var diye düşünüyorum. Oo, çok teşekkür ediyorum. Uzun yıllardır şimdi arkadaşlar seni, karşılıklı birbirimizi görmüyoruz ve bayağı kendini geliştirmişsin. Zaten başarılıydın. Cidden ses tonundan tut konuşman, diksiyonun süper yani. Çok sizler de öylesiniz. İkiniz de yakışmışsınız. İnşallah başarılı güzel programlar yaparsınız. Aynı şekilde bizim teşekkür de seni ederiz. Gördüğümüz başarılı bir projen var. 2007 yılında Çılgın Dershane, biraz önce bahsediyordun. Hemen onunla ilgili bir şey sormak istiyorum. O senin aslında ilk sinema tecrüben ve çok ciddi bir rol, hazırlık gerektiriyor. Yani olay sadece aslında biraz önce bahsettiğin gibi kaşlarım daha kalındı falan diye geçiyorsun ya. Halbuki onun dışında bir de gerçekten ciddi bir oyunculuk gerektiriyordu. Aktif oyuncu olman gerekiyordu ve altından kalkman gerekiyordu. Nasıl hazırlandın, neler yaptın? Biraz anlatsana bize. Sinema filmleri çok farklıdır, dizi çok farklı, tiyatro çok farklı, üçü birbirinden farklı. Ben beyaz perdenin inceliklerini hani bilmiyorum tabii ki, ilk defa oynayacağım, çok heyecanlıyım. Okuma provalarından tutun, oradaki oyuncu koçları bize yardımcı oldular. Zaten sinema demek doğal demek, doğal. Evet. Yani abartısız her şey. Çünkü dev ekran, mimiğin kocaman kafan çıktığında çok büyük hareket yaparsan o hani çok tiyatrodaki gibi değil. Tiyatroda en arkadakine tabii, bile göstereceğiz diye. Aynen. Hani kendini yırtıyorsun tiyatroda ama sinemada doğal olmak zaten yeterli. Evet. O rolü bir kere içime sindirdim. Bana masum kız rolleri hani masum kızı oynamak zor gelmiyor. Daha doğal, daha böyle şey. Hani kendime oynamaya çalıştım orada biraz daha böyle. Kendimi biraz daha masumlaştırıp, daha böyle mazlumlaştırıp böyle. Onu oynadım. Hani bunda çok büyük böyle bir şey gerektiren bir rol değildi. Bu bir avantaj oldu mu senin için? Tabii avantaj oldu. Yani yakıştı. Tabii ki zordu sinema filmi. Öyle kolay değil. Yılların oyuncusu değilim sonuçta. Tabii orada da yardımcı oldular. Çok iyi bir yönetmenle çalıştım. Çok iyi bir ekiple çalıştım. Yabancılık çekmedim. Her şey çok doğal olunca çok güzel oldu. Yani orada ailem varmış gibi. Hepimiz arkadaşlarla falan. Hepimiz böyle zaten tanıdığım, çoğu tanıdığım arkadaşlar. Simge Tertemiz olsun işte. Okan Karacan, Alp Kırışan. Konu bir muhabbet, samimiyetlik oluyor arkadaşlar arasında. Önceden tanışmak da çok önemli. Evet. Onları tanımak da önemli. Bir de eğlenceli geçer. Eğlenceli geçiyordu setimiz. Setimiz bitiyordu mesela çok yormadan. Akşamları mesela otururduk işte sohbetler, yemekler, muhabbetler, eğlence falan da olurdu. Bir kaynaşma oluyor. Bu birbirimize yakınlaştırıyor oyuncuları. Elektrik oluyor bir oyuncular arasında. Evet. Sahnelerde 40 yıllık tanıyormuşuz gibi o sıcaklığı, o doğallığı verebiliyoruz böylelikle diye düşünüyorum. Bu da çok önemli oyuncular arasındaki yakınlaşma. Biraz sonra senin tiyatro ile ilgili konuşacağız ki ben resmen artık seni çok ciddi tiyatrocu ve tiyatro oyuncusu gibi falan görüyorum. Çünkü tiyatroya çok aşık olduğun aşikar belli. Seviyorum Ama öncesinde... Kısa bir aramız var. Kısa bir ara. Bu muhabbetler, dedikodular ama arkadaşlar aralarda neler konuşuyoruz. Evet. Ama yayına geçince sinema filminden biraz bahseder misin Sevil falan? Özel hayat aralarda konuşuyoruz. Aralarda ama şöyleyiz. Bir dakika. Evlendin, nasıl geçti? Kız kardeşlik var mı? Şu var mı? Bu var mı? Sahneye çıkıyorsun. Tabii. Aynen. Serhat'cığım, kız arkadaşım var mı? Tabii. Ne zaman evlilik? İşte gerçek muhabbet. Hayat aralarda böyle belli oluyor. Yok, burada da konuşuruz. Yok, konuşacağız yok zaten şimdi. Hemen öncesinde şunu sormak istiyorum. Gerçekten o aile kısmına falan geçeceğim biraz sonra. Sen sinema filminden sonra bütün projelere bakıyoruz. Komedi, yarı dram, korku temaları var. Hani oyunculuk adına birçok şey yapıyorsun ama sanki tiyatroya ayrı bir aşkın oluşmuş gibi gözüküyor. Girmeden önce sordum, dedin ki 3 tane tiyatro oyunu. Dedim yani maşallah. Biz de şimdi provaya girdik. Ben sezonu bir tane oyunla geçiriyorum Sevil. 3 oyun, 1 dizi var şu anda senin. Dizi var, bir de diziye başladım. ATV'de Seviyor Sevmiyor. Haftaya giriyorum. 18. bölümde dahil oldum.
adım Ayça. Güzel olacak. İzleyin. Nasıl bir karakter arkadaşlar, bu arada? İzleyin muhakkak. Güzel bir karakter. Obsesif, takıntılı bir karakter. İnanmıyorum. Evet, yani sürprizler çok bekliyor. Çok değişik bir rolde olacak inşallah. Güzel olacak. Şu an anlatmayayım çünkü fanlar bayağı bir merak ediyorlar. Yiğitçiler ve Tunacılar ikiye ayrılmış ikisi de. İki fan var yani. Dizinin iki tane fan grubu var ve evet, birbirleriyle anlaşamıyorlar. İşte Yiğitimize dokunma, ben geldim şimdi gördüler. Benim resmim, haberim evet, çıktı. Aman Tunamıza dokunma, aman Yiğitimize dokunma, yakarız seni bilmem ne. Kimisi diyor ki git Yiğit, sen Yiğit boşta, Tuna'mıza illeme. Allah dedim, neyin içine düştüm ben böyle. Yalnız bak, bir sürü karakterden bahsettik. Bu sefer yine çok farklı bir karakterden evet, bahsettik. Takıntılı bir karakter. Temalar nereden çıkıyor? Nasıl çıkarıyorsun bunu? Bakışlarımdan galiba. Yapımcı herhalde onun mu beğeniyor? Şimdi Sevil diyormuş ki şimdi odaya girdim. Şöyle bir şöyle baktım. Şöyle bir baktım. Şöyle baktım. Yönetmen dedi ki obsesif bunu oynat. Ay nereden bileyim? Bilmiyorum valla, böyle bir rol geldi. Yapar mısın? Tabii ki seve seve. Niye olmasın? Kabul ettim. Güzel, bakalım inşallah ilk çekimler güzel geçti. İnşallah hayırlı olur bizim için. Komedi zaten sevdiğim bir iş. Zaten beğenerek izlediğim bir diziydi. Güney Kore'den uyarlama ve Güney Koreliler gelmiş, ödül almış. Güzel bir proje. Niye kabul ettin? Bu projenin içinde normalinde bu obsesif karakter var zaten değil mi? Yani uyarlanmış ama üzerine eklenmiş bir karakter değil. Onu o kadar bilgim yok ama yani bana söylenilen bu. O kadar derine inmedi. Çalıştın mı özellikle bu rol için? Bir çalışma yaptın mı? Tabii araştırdım, takıntılı karakter nasıl olur, takıntılı insanlar nasıl olur. Sen boşuna araştırıyorsun Sevin. Neden? Bize. Gerek bak, bize yok. Gelecek zaten... mi? Yavrum bak. Bu burada var obsesif, bir takıntılı. Ben de içeride bak, benim yapımcım. Çalışmaya gerek yok, ben obsesif de onu söyleyecektim. Ben de öyleyim. Artık böyle biraz böyle yaş ilerledikçe, mükemmellik derecemiz arttıkça her şeyi düşünür hale gelip sorumluluk sahibi oldukça insan takılıyor. Yani istiyor ki artık her şey güzel olsun. Aman falan diyemiyorsun. Arkana önüne bakıyorsun, her şey tertemiz olsun. Hani bir şey olmasın, bir şey, aman bu ne oluyor? Takıntıyı getiriyor. Hep düşünce, düşün, süper olmak, mükemmel olmaktan geçiyor diye düşünüyorum ben takıntıyı. Bilmiyorum. Korkak bende de var bir var. Bir şey soracağım. Korkak biri misin? Ben korkar hayır misin? Asla, cesaretliyim. Cesaretlisin. Cesaret. Peki hangisi senin için çok zor ve seni korkutur? Hangi rol seni çok fazla zorladı? Hangi rol zorladı? Vallahi bilmem, bana çok zorlayıcı roller gelmedi. Bilemiyorum. Hani istiyorum da aslında, gelse keşke. Mesela korku filmi zorladı mı? Yok, zorlamadı. Şöyle birazcık zorlu oldu. Ondan da bahsedeyim. Plastik makyaj yapıldı yüzüme benim. Plastik makyaj saatlerce yüzümde kaldığı için. Rolümün kötü kadın zaten. Kötü yaparım yani. Hani her insanın bir kötülük yaparım, diye iyilik vardır. Ama o bayağı böyle bir hani sinsi kötüydü bu kız. Hem iyi kendini gösterip ama böyle alttan hani türlü işler evet, çeviren. Türlü işler çeviren falan. Orada mesela bir sahnemiz vardı. Aynaları kırma sahnemizi. Baltayla kırıyorum ve bütün aynalar benim yüzüme yapışıyor. Plastik makyajın üzerine. Ve cildime yapışmıştı o aynalar. Cam kırıkları. Cımbız da çekmişlerdi. Tabii zorlanıyordum her sahnede, bir korkuyordum böyle bir şeyler olacak falan diye. Ama ilk korku filmimde oynadığım, çok da böyle zorlanmadım açıkçası yani. Zaten alışmıştım, Çılgın Dershane'ye çekmiştim, sinema filmini, tecrübem vardı. Beni çok zorlamadı. Bu arada çok ortak noktamız var, bir şey söyleyeceğim. Podyuma çıkmışlığım benim de var. Evet. Dizi zaten oynuyorum, tiyatro zaten oynuyorum. Magazin programı da sundum. Magazin sunmadım, bak aramızdaki tek fark o. Sen magazin yoksa programı biz sundun. Bir ok aldık. Şeyi merak ediyorum. Reklam filmleri de çok oldu. Ne? Çok reklam filminde oynadım. Yani hangisini farklı görüyorsun? Yani podyum, daha doğrusu tiyatro. Mesela... Tiyatro. Tiyatro. Kameranın olmadığı yer gerçek dünya. Tiyatro. Yani bilmiyorum, farklı bir büyüledi beni tiyatroya. Yani enteresan. Tiyatro oyunlarını da izlemeyi hani severim. Çok farklı o sahnedeki o koku, perdelerin kokusu. Canlı bağ kuruyorsun şeyi, ondan dolayıdır muhtemelen. Yani bizde de var bak yani. Burada kameraman arkadaşlar, bir selam versen buradan. Burada da bağ kurabiliyorsun. Bak şu an bakıyorlar bana mesela. Ama farklı, kameraya bir kutuya hani...
kalabalıkları olmuyor, görmüyoruz kalabalık. Ya, belki şimdi seyirci evet. olursa daha bir farklı olabilir hani coşku Hı-hı. falan ama hani seyircisiz oluyor, kimisi bant oluyor hani. Dizi sonuçta provaları oluyor, tekrar tekrar güzeli çekiliyor ama tiyatroda alkışı duyuyorsun, o hazzı evet. yaşamak. İlk seninle evlenir miyim oyunumuzda, 6 yıllık bir oyunumuz, hala devam ediyor. Bu arada oyunumuzun tarihlerini öğrenmek isteyenler bu tiyatro.com'dan bakıp takip edebilirler. Seninle Evlenir Miyim? Yılın en iyi komedi oyunu seçildi. Suna Pekhuysal Tiyatro Ödülleri'nde 2012 yılında. Her şeyi Barbaros'la ikimiz zaten daha Barbaros da benim çok sevdiğim partnerim. Barbaros gelecekti bu arada. O gelemedi bu tiyatro oyunlarından. Afiş çıkıyor bugün, afiş dolayı. Yoğunluğundan. Evet, ikinci oyunumuzun yani yeni oyunumuzun afiş Başka çıkıyor. Başka bir programda onu da konuk almak isteriz. İnşallah o da gelecek. Bu oyunumuz da devam ediyor komedi. İkimiz oynuyoruz Seninle Evlenir Miyim? Sağ İki kişi, çağırdın. İki perde. Biz zaten her zaman açığız. Sizi davet ediyorum tabii ki. Muhakkak gelin yani. Gelin, gelin. Ben çıkın, her program gelin. Zorla... Takvimimi dolduruyorum, davetlerimi alıyorum. Evet, her hafta bir oyunda. Evet, muhakkak gelin, valla gelin. Tiyatro ilgi çok büyük, çok şaşırtıcı, evet. çok güzel. Biz ilk oynadığımız dönemler Kenter Tiyatrosu'nda oynardık pazartesi günleri. Yer yok, sandalye koyuyoruz. Muammer Karaca'da oynardık. Şimdi tadilattaydı, kapandı. Orası da öyle, tıktım tıktım. Çok güzel. İlk zaten CKM'de oynadık sahneyi. CKM'de çıkmış. CKM'de. Yani Caddebostan Kültür Merkezi'ne çıktığın zaman Barbaros zaten çok enteresan bir şekilde hep sahne aralarına geliyor, süper seviyesi. Şöyle onun motivesi. Ben dedim yani yapabilecek miyim acaba? Hani eğitim ayrı ama sahneye çıkmak çok farklı bir duygu. Hani kal gelir mi? Unutur mu? Unutur muyum ezberimi? Ne yaparım? Seyirciye rezil olursam? İlk sahne ve çok heyecanlıydım. O heyecanı size anlatamam. Kalbim yerinden fırlayacaktı. İlk sahneye çıktım, alkışı aldım, reaksiyonu aldım, gülme tepkimeleri, ondan sonra rahatladım, sevil yürü git. Yani bir de şey oluyor mu, sende de oldu mu mesela, reaksiyon alınca, aa reaksiyon aldı diye böyle bir, bazen sürekli çalıştığımız için onu algılayamıyoruz ya, aynı şeyi sürekli yok, tekrar edince. Bizim mesela ben bazı komedi oyunlarına gidiyorum, gerçekten hani komedi olmasına rağmen gülen kimse yok. Ya kimse, bazı seyirciler utanıyor alkışlamayı. Saygıdan dolayı galiba, bilemiyorum. Çünkü bazen turnelere gittiğimizde evet. Anadolu'da alkışlamaya utanıp çekinen seyirciler olabiliyor. Gülmeye çekinen olabiliyor, kahkahalar falan. Allah. Bizde öyle değil. Bizim oyunumuzun temposu sürekli ha 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 hi hi hi. Sürekli seyirciye güldürdüğümüz için tabii biz de ne oluyoruz? O seyircinin enerjisini alıyoruz, tekrar coşuyoruz. Doğaçlamalarla falan böyle yabancılaştırmalar falan. Sahnede uçuruyoruz yani. Seyirciyi alıyoruz ve seyirciye de alıyoruz oyunumuzun içine. Onlarla da konuşuyoruz, oyunu alıyoruz, onları dahil ediyoruz oradan. Sen şimdi seyirciden alıyorsun onu. Ben de rejiden bakıyorum ki eğer kötüyse, program kötü gittiyse çıkışta sağ olsunlar beni dövüyorlar. Ben o zaman anlıyorum ki çok kötü geçti. Dövme şekillerine göre ne kadar iyi geçtiğini hemen hemen anlayabiliyorum. Odun kullanılıyorsa mesela, ki dizideki gibi bence ne oluyor? O, evet, çok feci ya. Senin ya da sizin hatanız değildir diye düşünüyorum. Yani programın kötü geçmesi biraz konukla da alakalı olabilir mi bilemiyorum. Şükür. Hep canlı yayın ve her zaman çok keyifli. Bütün güzel, konuklarımız canlı. Mis gibi. Sen de öyle, süper oldu. Çünkü bazen diyorlar ki konuşmuyorlar. Konuşan konuk alalım derler bazıları. Evet. Değil mi? Hani evet. O yüzden dedim. Ama yoksa siz ikiniz cıvıl cıvıl neşelisiniz yani, bıcır bıcırsınız. Ama karşılık konuşmasa da biz konuşuyoruz. O zaman evet, zaten canım, biraz önce dese de biz maşallah. Konuşuyoruz. Muhabbet, sohbet. Hatta bir gün bir konuk geldi. Hiç konuşmadı. Evet. Biz hep konuştuk. Biz sadece ikimiz konuştuk. Tabii, evet, teşekkür böyle. Edip yolladık mesela. Hadi iki geldin deyip. Ama bir eksiğiniz var. Bir çay kahve söylerim sence. Suyun var. Daha ne istiyorsun? Bir telefon açalım. Çaycınıza burada bir telefon olsun. Arayın. Evet, ben de çay istiyorum. Her daim söylüyorum. Evet, yani ev içerisinde sohbet ediyoruz. Şey merak ediyorum, çok az vaktimiz kaldı, sıkıştırmaya başlayacağım soruları. Evet, tamam. Ne kadar çabuk geçti değil mi? Yeni oyunumuzdan bahsetmedim, dur onu da söyleyeyim. Onu da söyleyeceğim, hemen ondan önce bir şey söyleyeceğim. Bu oynadığın karakterlerin etkisine giriyor musun normal hayatında? Karıştırıyorum bazen rolleri. O kadar çok karakter var ki, doğru. Aynen. Yok, etkisine girmiyorum, hepsinin yeri ayrı. Yani o kadar çok konsantre oluyorum ki oyun öncesi kulis arkasındaki hazırlıklarımı kendim yapıyorum. Kimseyle konuşmuyorum önce. O hazırlık aşamasında ben baştan sona ezberimi beynimde, kafamda geçiriyorum. Birileri bir şey diyor, duymuyorum falan böyle. Yani
O kadar odaklanmışım ki her şeyimi, bütün aksesuarlarım, ayakkabılarım, kıyafetlerim ne, hepsini kendim hazırlıyorum, hazırlatmıyorum. Hı-hı. Elemanlar var, ekipten arkadaşlar, elletmiyorum. Çünkü neyi nereye koyduğumu ben biliyorum. Eğer bir tanesi kaybolursa ben orada deliririm. O konuda çok disiplinliyim yani. Biraz sinirlilik huyum da var öyle. Aradığımı bulamadığımda çıldıran bir kızım. Hı-hı. Evde de öyle mesela. Aradığımı bulamayayım. Ya kardeşim alırdı, ya bir şey olurdu, ablam alırdı. Allah, o telefona o kadar, işe kadar razıyım. Sen benim şeyimi nerede, kemerimi nerede attın bilmem ne. Hani bu alsın sorun değil ama düzenli seviyorum ya. Yani. O eşyayı ben geldiğinde açtım o kapağı, alacağım falan giyeceğim. Aradım. Aman bana Allah'ım, sanki beni anlatıyormuşsun gibi geldi. Resmen obsesifler arasında kaldım yahu. Ama ben de öyleyim biliyor musun? Çok böyle olmasam eğer ben o bu kadar tiyatronun içinde, bu kadar kostüm, bu kadar dekor, bu kadar şeyin içinde kaybettiğim zaman sapur sapur bir şey olur. Ben istiyorum ki dört dörtlük olsun sahneye, seyircilerin önüne, kostümlerimle, her şeyimle, takımdan tutun, her şeyimle dört dörtlük, akış bozulmasın ve gördükleri zaman zaten ilk oyunumuzda seninle evlenir miyim de dediler ki ne kadar güzel bir oyun, ikiniz çok yakışmışsınız ve kıyafetleriniz çok güzel, harika, her sahnede farklı kıyafetler hani giyiyorum, böyle değişik değişik. Seyirciyi de etkilemek gerekiyor bir şekilde. Biz orada şarkı da söylüyoruz, şov da yapmış oluyoruz aynı zamanda. Bu arada hemen şu son oyununa bu tanısan sen de seversin. Yeni oyunumuz, herkesi bekliyoruz. Orada da kendi şarkılarımız başladı. İkinci oyunumuz yarın Cuma günü akşamı Beylikdüzü saat 8.30'da herkesi bekliyoruz. Bu tiyatro.com'dan oyunlarımızın tarihlerinize bakabilirsiniz. Haftaya pazar seviyor sevmiyor da beni izlerseniz çok memnun olurum. Takıntılı bir karakteri oynuyorum. Ben alkış bekliyorum. Tanısan sen de seversin oyunumuzu. Barbaros Uzun Öner'le oynuyorum. Bir tane anlatıcımız var. Cem İşçiler, sevgili Cem. Stand-upçı Cem'in arkadaşımız. Cem'in kulakları çınlasın. Ve Volkan Kantoğlu. Dönüşümlü oynuyorlar ikisi. İkisini çok iyi stand-upçı bu arada. Bekliyoruz. Yarın Cem İşçiler var Beylikdüzü'nde. Skeçler halinde oynuyoruz biz tanısan sen de seversin. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Buradan seslenmek istiyorum. Sevgili Cem İşçiler. Neredesin? Neredesin? Kardeşim, kaç bin defa, ben burada kaç defa söyledim, Cem geleceğim, gelecek, gelecek. O da yoğun ama yoğun. O da gelemedi. Gelir, gelir. Ama en kısa sürede ben onu bekliyorum. Bekliyoruz. Korkuyor mu ne acaba? Bilmiyorum yok, ki korkmaz. Acaba. Yok, korkmaz. Gelir, o da yoğun diye biliyorum. Onun da oyunları vardı. Biliyorum, biliyorum. Şaka yapıyorum. Böyle, oyunumuz çok güzel. Müziklerimizi, oyunumuzun müziklerini kendimiz hazırladık. Sevgili İrsel Çivit, seslendirdiniz yine, aynı zamanda evet, değil aynen, mi? Aynen, stüdyoya girdik, seslendirdik. İrsel Çivit yazdı. Gelin hem show hem müzik hem dans. Tek perde mi bu arada Sevil? İki perde. İki perde komedi. İki perde iki saat. Diğer oyunumuz da öyle. Hepsi öyle. Bayağı da uzunmuş. İki saat. Güldürüyorsunuz. Hem çok güzel. Keyif alıyorsunuz. Hem keyfi var muhtemelen. Hem de skeçlerle eğlenecekler. Tabii ki çok keyif alıyoruz. Ama bu oyunumuz seninle evlenirimden daha bir şey hareketli, zor ve daha çok yoruluyorum. Hayal perdemiz var bir kere böyle sahnenin ilk önce çıkmadan önce hayal şeklinde. Orada çıkıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Gelsinler, izlesinler, değişik bir oyun. Sevil, son dakikalar dedikodu kısmına geçiyoruz şimdi. Evliliğin nasıl gidiyor? Eşin vallahi, izin veriyor mu bu işlere? Çok eşin nasıl bakıyor? Kaç mısın? Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Çoluk çocuk geçiniyoruz her şey. Bir yastıkla kocuyoruz. İyi gidiyor tabii. Allah'a şükürler olsun maşallah. İyi gidiyor tabii ki. Seven insan kıskanır diye düşünüyorum ben. O kıskançlığın bir dozu olur. Bizde daha tatlı bir doz var. Zaten ben bir kere sevmediğim insanı kıskanmam. Kıskanmam, umurumda olmaz. Öyle bir ilişki gider yani. O da ilişki olmaz. Bunlar koca çok kıskanç belli değil mi? Belli değil mi? Doğru. Şimdi. Doğru. Öyle bir... tabii aşık olarak evlendim. Severek yani. Tatlı kıskançlık hoca. Bu ben boğulmayı sevmem. Boğmayı da sevmiyorum. En güzeli. Tatlı tabii ki. Hani bir naz, kime yapacaksın nazını? Kıskançlık. Evet, senin bu çok yoğunsunuz, işleriniz çok. Şimdi yoğun. Onu söyleyecek yani senin bu aynı yoğunluğun büyük ihtimalle aynı şeyi düşün. Yoğunluğun karşısında nasıl tepki veriyor, nasıl anlayışlı, çok, yoğun, çok saygılı. Siz ne zaman görüşüyorsunuz? O uçuyor, sürekli çalışıyor, eve geliyor. Ben sette oluyorum, tiyatroda oluyorum, destekliyor. Allah'tan saygısı var, ailesi de öyle aynı şekilde. Hepsi tiyatroya düşkün, sanata düşkünler.
desteklerler, gelirler, ilgilenirler. Eşim izliyor seni, değil mi? İzliyorlar. Eşim de izler, gelir, yanımda olur. Hep sahne arkasına yardım bile eder. Gelir, seviyor bu tarz şeyleri. Çünkü sen o da, de ona yardımcı ol. Ben de giriyorum, kokpite giriyorum. bakıyorum, sesimi çıkarmıyorum. Çünkü o kadar çok düğme var ki kafasını karıştırmak istemiyorum. Orası çok karışık bir dünya. Evet, geziyoruz. Küba'ya gittik, Tayland'a, Phuket'e, Barcelona, Roma, Avrupa. Yani birçok yeri geziyoruz. Güzel yani şu Allah an keyifli inşallah. Daim, amin. Bu kadar yoğunluğunun içerisinde 3 tane tiyatro oyunu, dizin dizi başladı, var. Sete gidiyorsun. Evlisin, ev işlerin var, eşin var. Bunların içinde bize zaman ayırdığın zaman için. Ayırdın, tabii evet, çok teşekkür ederiz. Yemek yapmayı da severim aynı zamanda. Aynı hani eşim de onları da yapıyorsun. Yapıyorum tabii, Boğa burcuyum ben, kadın. Boğa kadınım. Kendi yemeğimi, yeri evet. geliyor temizlikçinin yaptığını beğenmiyorum. Kız bu kadar şey yaptın, yani. Gider ayak bir çay vallahi. Getirsene bir getireyim kız, nerede valla? İçtekin ol, sade Türk kahvesi. Yok kız, şaka yapıyorum, şaka. Hiç valla. Çok teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ederim. Geldiğin için inşallah oyununa geleceğiz. Çok keyifli bir programdı. Sağ olun, bekliyorum. Geleceğiz herkesi ama. Herkesi bekliyorum. Kız öncesinde... arkadaşını getir. Geleceğiz. Sen geleceğiz. De evlen. Evlilik iyi. Bir dahaki sefere evli olurum evet, inşallah. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Nasılsın? İyiyim valla. Yoruldun mu? Ya biraz yoruldum. Ayaklara baksana. Aynen, bayağı yorulmuşum. Gelsene sen benimle şöyle. Ha? Odaya. Tamam. Ooo ne kadar da kolay oldu lan. Bugün hiçbir şey de yapmadık. Direkt odaya geçeceğiz herhalde. Geldik. Ne oluyor? Ne yapıyor? Önce duş alacağız herhalde. Vay duş fantezi. Geç lan şuraya. Terbiyes, ayakların leş gibi kokuyor. Bir insan bir yıkar eve gelmeden önce. Pislik. Erkekleri. Hocam boğuluyordum küvette ya. Yüzmem yok diyorum. Sokmayın beni derin sulara. Ay, nazar. Ya bu bardağın mutfakta ne işi var? He? Yine neyi kırdın gerizekalı? He? Baba sen kırınca bardağın mutfakta ne işi var? Annem kırınca nazar, Oğuz kırınca gerizekalı zaten. Allah Allah. Tabii canım, mutfakta bardağın ne işi var, saçmalamayın canım bura. Sen bana bir şey mi söyledin? Tövbe estağfurullah. Yok yok, bir şey demedim. Oğuz hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Aklımdan neler geçiyor biliyor musun? Diyorum ki... Nasıl başlasam acaba? Nasıl, ne söylesem acaba? Oğuz şöyle diyebilir miyiz sana? Mesela şöyle deseydik. Tokat yiyerek fenomen olan adam mesela. O ben değilim. Ben başkalarının yani ekibimdeki arkadaşlarımın videolarında bazı rollerde mecbur tokat yiyorum. Evet, mecbur tokat yiyordum ama kendi vine'larımda atarım. Böyle bir kural mı var? Yani genelde hani video sahibi genelde atar. Siz bir ekipsiniz aslında. Evet, benim bir ekibim var. Değil mi? Hatta ben aradığımda şey falan dedin sen böyle bir an.
Dağıldık dedik. Sen niye İstanbul'dasın falan filan. Antalya'dan transfer etmişiz biz evet. Seni İstanbul. Normalde İstanbulluyum. Antalya'ya iş için gittik. Fenomen olduk, geri geldik. Yok, burada başladı. Ya. Peki nasıl başladı? O ekip nasıl kuruldu? Ya benim ekibim normalde zaten çok eski fenomenlerden, öyle söyleyeyim. Yani ilk van çeken kişilerden. Bir dizi vasıtasıyla tanıştık. Ne oldu? Öyle bir söyleyeyim yani. Yeşil Canberk'in de. Yani hani başlangıç... Eski fenomenlerden bizimkiler. Başlangıç 2013 ise onlar 2013'ten. Öyle söyleyeyim. Hani gerçekten ilkleri. Ama ilkler yani, öyle söyleyeyim. Neyse, ben normalde fotoğrafçılık yapıyorum. Ya profesyonel fotoğrafçılık yapıyorum. Ama video işlerim falan da sağlam olduğu için bir dizi vasıtasıyla tanıştık. Ekibe dahil oldum. Ve hani ekip beni tuttu. Hani öyle söyleyeyim. Beraber yaşamaya başladık. Ben dedim artık hani bir katılayım sosyal medyaya. Çünkü istiyorum yani. Zevkli, insanları güldürmek de zevkli. Başladım o şekilde. İlk başlarda çok donuğum. Yani... Oyunculuk yok ama hani şöyle oyunculuk yok. Çok profesyonellerin yanında bizim oyunculuğumuz hiç yok. Öyle söyleyeyim. Hani onları görüyorsun, sen sonuk kalıyorsun. Sonra yavaş yavaş geliştire. Rahatladım. Ve geliştirmeye başladım falan. Bir de ben aradığımda şey oldum. Dağılmadık. Biz dağılmadık. Öyle bir korku hali. Yok. Abi iş için onlar şuraya gitti, ben buraya geldim falan. Yani, böyle bir hal vardı. Hani dağıldık dedim ya ilk başta. Şey gelebilir aklına diye düşündüm. Hani ekip patladı. Hani öyle bir şey değil aslında. Hani iki kişi iş için Ankara'ya gitti, diğer ikimiz de İstanbul'dayız. Hani geçici devam ediyoruz. Bir geçici. Aynen. Yine geçmiş iş için ama. İkincisi kim, o kim? Yani Eren ve Osman. Bunlar Ankara'da, Murat ve ben İstanbul'dayız. Şu an buyuz yani. Bu tabii hepiniz birlikte sürekli de şey, normalde video çekiyoruz. Aynı evde kalıyoruz ve hani hep birbirimize destek oluyoruz tabii ki. Evet, pek aynı ev sayılmaz yalnız. İki kişi Ankara'da, iki kişi İstanbul'da yani aynı ev. Yani böyle olması daha iyi bir aslında. Bir tünel mi var, ne var? Yok, şöyle söyleyeyim. Böyle olması daha iyi. Bekir evini az çok tahmin edebilirsiniz. Evet. Kahvaltıdan işte akşam yemeğine kadar makarna yiyoruz. Ve haricinde arada bir tabii lüks olarak yumurta ekleyebiliyoruz. İşte, insanlar fenomenlerin mesela normal hayatlarını merak nasıl ediyorlar. Nasıl besleniyor bu, bir fenomen? Nasıl besleniyorlar? Evet, makarnayla besleniyorlar. Makarna, ya tatlısına kadar makarna. Bazen yeri geliyor fenomen o şekilde. Fenomen olmak için o zaman makarnayla mı beslenmek? Evet, yani makarna yapmayı bilmen gerekiyor. O yani, bir kriter evet, demek. Fenomenlerin arasına girmek istiyorsanız makarna şart. Yani onu da öyle söyleyeyim. Haricinde tabii uyku düzeni falan... Bu kadar yok. Vahim değil ama değil mi? Ya yani vahimden ziyade şu değil. Bu kadar hani, vahim olmamalı. Neden olmuş şöyle? Hani niye ev böyle? Çünkü herkes video çekiyor, konu buluyor. Herkesin kafası dolu. Vakit yok. Birisi yapsın diye herkes bırakıyor. Ama sistemi kurduğun zaman çok güzel ilerliyor. Sizin bazı videolarda şey de var. Ben gördüm. Menemen yapıyorsunuz. Menemen? Yo. Evet. Menemen yapan arkadaşlar var evde. O lüks sayılıyor. Onu fazla yapmıyoruz. Video falan çekmişler bunun için falan. Hızlı bir şey, yemek modu falan diye. Ben izledim, onları hatırlıyorum mesela. Ne zamandır video çekiyorsun sen? Bir ben yıl, iki çok yıl. Çok yeniyim. Çok, ne kadar? Çok yeniyim. Ben 3 ay. Oo. Gerçekten 3 ay. Arkadaşların kıskanıyorlar mı? 3 ayda bu kadar fazla hızlı gitmişsin. Yani benim ekibim gerçekten sağlam olduğu için... onların da bana katkısı çok. Ben onları kullandım diyorsun ya. Yani bu işler öyle hızlı tırmanıyor. Ama hayır, bu yani işler özü öyle... bu yani. Yani bu işler öyle gidiyor ama. Gerçekten hani şu an sıfırdan başlamak çok zor. Hani başlayıp ilerleyen arkadaşları gerçekten tebrik ediyorum. Niye çok zor? Çünkü 5 kişiden 7'si komedyenlikle uğraşıyor Instagram'da, o derece evet. Yani. Instagram şu an çok dolu. Evet. Herkes çok farklı seçenek. Bir mecra oldu artık bu zaten. Kendini yetenekli buluyor musunuz? Onların içinde düşünme. Kendini nasıl kendim, buluyorsun? Kendim evet. Yani sürekli kendini geliştiren biri olduğum için gerçekten eğitim almadım. Yani fotoğrafçılıkta da aynı. Ne yaptıysam tek başıma oldu ama tabii ki aldığım öğütleri değerlendiririm ve uygularım. Fotoğrafçılığın hani bu bir kadraj sonuçta, resim alıyorsun ve videoyla çok alakadar bir kısmı tabii var. Sana ne kadar yararı var ya da senin arkadaşlarına ne kadar yararın var? Benim arkadaşlarıma yani şöyle, ben ışık konusunda... Her türlü yönlendirmeyi yaparım. Ve ayrıyetten görüntü bakımından hani ben her zaman kaliteden, yani kalite isteyen biriyim. Yani ışık yoksa çekmeyelim, ışık varsa çekelim ama doğru ışıkta çekelim. Yani yanlış ışıkta da çekmiyorum. Çünkü insanlara sunduğun görüntü çok önemli. Gerçekten kötü bir kaliteyi izleyen olmaz, tahmin etmiyorum. Ama komedi zaten normalde kötü kaliteyle izlenir. Çok da hani profesyonel yapmayacaksın o görüntüyü. Yurt dışındaki fenomenleri izliyor musun?
Tabii. Özellikle Amerika'daki. Konseptlerini çok beğeniyorum. Prodüksiyon yaptıklarının farkında mısın? Evet. Sence yani, ne zaman bizde de ya da sizler... Hiç olmayacak. Hiç olmayacak. Çünkü onların gerçekten mizah, onlardaki mizah çok farklı ve bizdeki gerçekten çok farklı. Niye? Biz tespitleri seviyoruz. Yani gülmesek bile herkesin yaşadığı şey olsun istiyoruz. Mesela? Dolabı açıp saatlerce bakıp hiçbir şey almadan kapatmak. Canınız sıkıldığı zaman gerçekten evde dolabı açarız. Bakarız acaba bir şey var mı? Yok, kapatır gideriz. Buna insanlar gülmese bile aha ben yazar. Veya arkadaşını etiketler. Kanka kendinden bak biz yazar. Kendinden bir parça buluyor. Evet yani zaten konuları o zaman böyle siz türetiyoruz. Bunları oturup düşünüyorsunuz ne olabilir acaba diye. Düşünmüyoruz. Aslında ben şöyle söyleyeyim. Mesela benim 700 bin izlenen bir videom var. Kışın yüz yıkamak. Bunda bir hafta önce sabah kalktım. Hava gerçekten çok soğuk. Ev soğuk. Dedim şimdi yüzümü yıkamam gerekiyor. Düşünüyorum. Yani o an hani uyanırken bile aklına gelebilecek bir şey. aklıma geldi dedim acaba sadece ben mi böyle yıkıyorum yoksa arkadaşlarım da böyle yapıyor mu? Arkadaşlarımı falan aradım. Kanka dedim hani işte kışın yüzünü yıkıyor musun? Nasıl yıkıyorsun falan? Dedi işte suyu avucu alıyorum gözlerime sürüyorum öyle yıkıyorum. İyi dedim bu konu olur. Hani çünkü her aradığım arkadaşım aynı şeyi söylüyorsa ve bu yapılmadıysa bunu ben yapmalıyım. Bu konuyu kaptırmamam gerekiyor. Yani o yüzden. Ama yabancılar da öyle değil. Yabancılar full kurgu. Bugün yaptığın neydi? Hangisi? Çalışıyorum dedin ya. Ne çalışıyordun oğlum sen? Nasıl? Nerede çalışıyorsun? Bugün dedin ya sabah erken geldim çalışıyorum abi dedin. Yazıyorum dedin. Yazıyorum. Tespitleri bulduk. Arkadaşlarım konuları yolladı bana. Ben onları senaryo haline getiriyorum. Telefonun yanında mı şu an? Telefonum yanında. Tamam. Şimdi canlı yayında bir şeyler çeksene bize. Sessizde ama değil mi? Sessizde. Canlı yayında çekmek şu an gerçekten zor. Niye biliyor musun? Tek kamera var. Sürekli kadraj değiştireceğiz. Yani. Tamam biz de seni dışarıdan görelim. Çıkar. Hadi. Ben kendim mi çekeceğim? Evet. Yalnız ben kendim. ben mi çekeceğim? O anlık gerçekten yapamıyorum. Ya şey vardı bende bir de. Başkalarının önünde kendini sergilemek hani oyunculukta da var ya o şekilde çok geriliyordum onu. Ya yani onu yaparken. Biz bizeyiz. Başka kimse evet, yok. Evet biz bizeyiz. Tabii biz. Hakikaten yani. 3 kişi. Değil mi? Kameraları kapatalım çekelim. 7, 10. Taş çarpmasın 20. O sorun değil. Kapatın kameraları. Evet. Kapatın. Işıkları da kapatın. Yok ışık lazım. Şu an yapmam zor. Ama haricinde kameralar kapandıktan sonra cidden yapabilirim. Çünkü kameralar kapanınca kamerasını açacakmış yönetmen. Sadece benim kameram çalışıyor. Evet, benim kameram çalışırsa olabilir. Bu tespitlerin içerisinde kızlar erkekler falan filan. Oğlum nedir bu kızlardan erkeklerden? Nedir bu alıp yani, veremediniz? Niye sürekli böyle? Yani benim profilim istatistiklerinde %60 kız. %40 erkek. Yani bu demek oluyor ki benim kızlar üzerinden konular vereyim ki hani gerçekten izlenme alayım. Yani bizde mesela benim bir de istatistiklerimde şöyle bir şey var. Ben eğer bir saat içinde 13.000-14.000 izlenmeyi alamazsam bu video benim için tutmamıştır siliyorum. Ve o günüm boşa gidiyor. Ha siliyorsun. Siliyorum. Çünkü profilde bir düzen yaptım ben. O gerçekten hani bir insanın profiline girdiği zaman hani 1000 izlenme olarak mı görmek istersin yoksa atıyorum minimum 50.000-100.000 mi? Hani eğer 50.000-100.000 ise evet bu bir şey başarıyordur. Hani kaliteli takılıyordur. O şekilde ilerlemek istiyorum. Kendimi de gerçekten takipçilerime öyle tanıtmak küçük istiyorum. Küçük bir tavsiye o zaman sana şöyle bir şey söyleyeceğim. Bir dizi yayınlandığında ya da bir tiyatro oyunu, herhangi bir sinema filmi gişe yaptı ya da yapmadı izleyen insanlara saygıdan dolayı bunu kaldıramazsın. Evet. Bunu sadece cepte tut, aklında olsun. Çünkü en azından hani kaç rakamın mesela 10.000 mi standardını 18.000 mi? Kaç mesela? Yani hani şu yani rakamı bulsun. Limitin nedir? Benim bir saatte 10.000, 12.000 üstü ama genel olarak ben 100.000'e geldiğim zaman video duruyor. Ha. Ellemiyorum yani. Kalabiliyor profilimde. İzleyicilere iyi şeyler sunmaya çalışıyorum. Evet. 10.000 kişi izlemiş. Onlara saygıdan kaldırma ama. Ama demek ki izlemiş ama beğenmemiş. Beğenilere göre hareket ediyorsun. Tabii. Yani onlar taşır. Gerçekten eğer çektiğim video iyiyse takipçilerin zaten sana bunu belli eder. Videonu işte izler, beğenir, yorum atar. Bu gerçekten olmuş çünkü demektir. Çünkü şey gibi düşün, gelen tepkileri. Bir sinema filmi olduğunda da biliyorsun hani biri gider çok beğenir, biri gider bizde hiç beğenmez. Bizde de öyle yani. Bizde de öyle. Nasıl söyleyeyim? Atıyorum video tuttu ama çok kötü yorum var. Eyvallah diyorum. Yapacak bir şey yok. Çünkü belli bir kitle izlemiş, hoşuna gitmiş zaten. Senin o küfürünü ben
Kale alırsam dikkate alıyorum ama kale almıyorum. Neden? Çünkü o benim moralimi bozarsa ben daha o konu üzerinden gidemem. O zaman başka bir şey söyleyeceğim. Tamam. Diyelim ki takipçilerin çok fazlalaştı. Rakamın müthiş arttı. Ve izlenen videoların iyi olsun kötü olsun 100 bini buluyor. Ne yapacaksın? Daha kaliteli yapacağım. Daha da kaliteli daha yapacaksın. Daha kaliteli yapacağım. Teklif falan alıyor musun hiç böyle oyunculuk teklifi falan? Şu aldın mı ya da sizin ekipte var zannediyorum. Bizim ekipte var. Ama bende yok şu an. Çünkü ben eğitim almadan hiçbir şeye kalkışmam. Alıyor musun? Şubat'ta başlayacak benim eğitimimde. Hmm. Güzel bir eğitim alacağım. Seneye falan mı göreceğiz? Ne zaman göreceğiz seni? İnşallah. Var mı proje İnşallah. Planı? Yani proje şu an bende yok. Ben normalde dediğim gibi ya ben kamera arkasıyım normalde. Hmm. Ama kendimi kamera önüne attım. Ben normalde çekendim. Çekilen değil. Dayanamadım. Evet. İkisini de yapıyorum ama. Hani öyle söyleyeyim. Hangisi daha keyifli geliyor? Yani şimdi kamera arkasındayken güzel işler çıkarmak zevkli. Kamera önündeyken de güzel oynamak zevkli. İkisi de zevkli yani. Sonuç olarak kamera. Önemli olan o. Öyle söyleyeyim. Hedefin ne şimdi? Çok kısa vaktimiz kaldı. Böyle takır takır soruyorum Oğuz. Oyunculuk demeyeceğim. Niye? Neden? Şöyle bir şey aslında. Hani oyunculuğa ben çok yorarsam kafamı hayatımdan geri kalacağım. Ben onu da yaşamak istiyorum abi. Ben Türkiye'de çok konuşulan bir fotoğrafçı olmak istiyorum. Ben bunu hep söylüyorum zaten. He. Ben fotoğrafçıyım ama bende bir yetenek var. Bununla da evet bir yerlere gelmek istiyorum. Hı hı. Bu. O zaman bir yerlere geldiğin noktada bizleri unutma bir fotoğraf çekimi için. Evet sana geliyorum. Herkese yalnız ben de hakikaten beleşçi gibi böyle her bir değişik bir şey oldum. Her konuktan. Bir konuk geliyor diyorum oyununuza geleceğiz. Evet. Fotoğrafçı geliyor bir çekim fotoğrafçı alırız. Fotoğrafçı çekmeye geleceğiz. Ben gelirim stüdyo olmalı. O şekilde yaparız yani. Stüdyoya ben gelirim o zaman. Tamam burada stüdyo hazır, evet. Fotoğrafçı hazır, her şeyimiz hazır. Artık çalışmaları yaparız. Evet. Çok teşekkür ediyorum ben sana teşekkür Oğuz. Teşekkür ediyorum. Videolarını izlemeye devam edeceğiz. Ben videolarını görüyorum, takip ediyorum. İnşallah başarılı işlerde görürüz seni. Çok bütün işlerin arasında geldiğin için teşekkürler. Evet. Kısa bir aradan sonra konuğumuz Melih Ekener. Abla, bu gece sende kalabilir miyim? Saçmalama. Niye ya? Olmaz, komşularım çok tutucu. Sonra eve erkek alıyor derler. Kardeşim dersin. Sormuyorlar ki, hemen dedikoduya başlıyorlar. Merak etme ya, kimse senin bir erkekle çıktığına inanmaz. Nedenmiş o? Çünkü hani kimseyi beğenmiyorsun ya. Hani çok inceleyip sık dokuyorsun, evde kaldın ya o yüzden. Ramo, bak annen gibi ben de kovarım seni. İyi ya, tamam. Koltuk değil. Koltuk değil, rodeo. Of ya. Of. Ben kime sığınsam ki? Abi. İyi geceler Ahmet abi. İyi geceler Ramo, hayırdır? Bu gece burada kalabilir miyim? Hayırdır. Boş yatak nerede var? Kadıköy'deki otellerde vardır belki. Ahmet abi, şu kanepeyi bir test edebilir miyim? Hoş geldiniz. Gülmekten bütün enerjim gitti yalnız. Süper abi. Hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de müthiş bomba gibiyiz. Seni gördük. Daha da bomba olduk. Bugün benim sürpriz anlatacağım birkaç bir şey daha var. İçeride bile bahsetmedim. Ne olur, ne olur sen konuşma. Ben bayana geldim. Oldu o zaman. Merhaba. Ben mi konuşayım? Hanımefendiye konuk geldim ben. Buyurun sorularınızı alayım. Efendim. nasılsınız? İşte ama bak böyle. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Hazırlıksızız galiba. Ben sorayım soruları isterseniz. Lütfen buyurun başlayın. Ne zaman başladı program? 8-10 bölüm olmuştur herhalde. Daha yeni sayılır. Aa, güzel, İdare güzel. Ediyoruz. Çok keyifli böyle. Gidiyor. Nasıl? Keyifli misiniz? Çok keyifli Yok, gidiyor. Keyfimiz yerinde. Biz de size bir şeyler soralım o zaman. Nasıl hazırlanıyorsunuz programı? Sizin tiyatronuz başladı. Tiyatro çok eski.
Nasıl başladı program? Program şöyle başladı. Yani kimin fikriydi program? Program, program? Bizim yapımcımıza gökten elma düşmüş yanına. Kafasına düşmüş. Yanına düşmemiş meğersem. Ben bilmiyordum. Kafasına düşmüş. Bir anda bizi bir anda atıverdi buraya. Tuttuk olumuzu atıverdi buraya. Ama çok keyifli oldu. Torpil nereden sizin? Hiçbir yerde rahat. Nasıl ya? Hiçbir yerde. Torpil yok mu? Yok. Torpil ekrana çıkılıyor mu? Olmaz olur mu? Oluyor mu? Ne güzel. Oluyor mu? Kültür televizyonu burada her şey. Güzelmiş. Valla sanatta dair bize şaşırıyorlar bir de şimdi biz seninle konuşurken. Bak mesela ta lise yıllarına kadar gideceğim abi senin şimdi. Tiyatro nasıl başladı diyeceğim. Bizde her şey sanat. Ne güzel. Buyur abi. Böyle bir ülkede, böyle bir zamanda kültür ve sanat televizyonu, sanat programı helal olsun size. Eyvallah. Buyurun, sorun. Lise yıllarına dönüyoruz abi. İlk çünkü senin nereye bakarsak bakalım tiyatro aşkı ta o tarihlerde başlıyor. Aşk yok ya. Yok mu? Yok, ben 80 ihtilal dönemi kurbanlarındanım. 80 ihtilal dönemi sonrası oyuncularındanım. Şöyle ki o zamanlar ortaokul lisedeydim ve inek öğrenciydim. Ve bütün niyetim akademisyen olmaktı. Yani üniversitelerde böyle ahkam keseceğim, profesör olacağım. Bütün düşüm oydu. Ama 80 ihtilali oldu, okuyamadık. İşte öğretmenlerimiz anarşist bir okulda okuyorduk. Ondan sonra bütün öğretmenleri aldılar içeri, bir şeyler oldu işte. Hani siz hatırlamazsınız 80 ihtilali. Kötü tam bir zamanı oldu. Olmuş, tam 80'de oldu. İşte ben de ufak bir kız çocuğu. Sonra ne oldu? Yani okula devam edemedik. Arkadaşım vardı Serhat diye. O dedi gel dedi konservatuara girelim. Bir sanat sahibi olalım dedi. Zanaat sahibi olalım dedi. Girdik öyle konservatuara. Sonra çalıştık. Oyuncu oldum. Yani çalışarak oldum. Yetenekle Kentel falan. Kentel Tiyatrosu'na geçiş abi ne zaman oldu? Biter bitmez yok, mi oldu? Yok konservatuara girdiğim sene oldu. O da hep çalışmanın ürünü. Yani konservatuara girdim. O zamanlar bu kadar çok tiyatro yok, bu kadar televizyon yok, bir çok şey yok. Çok büyük bir fırsat olmuş. Hani tiyatroda hedef o zaten. Yani en iyi tiyatroda o. En iyi tiyatro da Kenterler Tiyatrosu. Ben girdim. Ne oldu abi? Keşfedilmiş gibi. Yok öyle keşfedilmiş bir gibi değil. Ya. Kenterler ya bir tane. Çalışarak oldu ya. Yani böyle üstün yetenek çok öyle bir şey yok. Yani yukarıdan gelme bir yetenek falan filan öyle bir şey yok. Yani çok çalıştım gerçek. Hani konservatuvarın ilk 3 ayı çok tembeldim. İlk 3 ayından sonra bir başladım çalışmaya. Öyle Arap atı gibi sonra inanılmaz çalıştım ama yani gerçekten geceli gündüzlü her şeyle bir oyuncu ne yapması gerekiyorsa hepsini yaptım. Sonra işte ilk sene 81'de girdim. 81'in sonunda Nisan, Mayıs'ta Turgenev'in Babalar ve Oğullar Melih Cevdet Anday'ın oyunlaştırdığı oyunda oynadım. Küçük bir rol oynuyordum. Fonda Mart'ı diye geçiyordu ama oynadığım insanlar Müşfik Kenter, Şükran Güngör, Yıldız Kenter. Daha ne olsun. Yani dev oyuncular. Abi ilk sahneye Kemal çıktığında Yüce. Ne hissettin? Yani hakikaten o ilk sahne gününü ne hissediyordun? Hangisi? O oyunda mı? Evet, evet. Ne hissediyordum? Abi 3,5 saatti oyun. Ya of diye bekliyordu. Hiç şeyim olmadı yani. Heyecan, ay öyle bir şeyim olmadı. Yani çünkü bu bir iş neticede. Hani eğer yapacağın şeyi, provasını, şeyini çalışmışsan, her şeyin iyiyse bir kaygın yok. Beklentinle karşıladığı şey nasıldı terazide? Yani şimdi mesela hani bazıları girerken biraz önceki arkadaşımızla çok hevesli herkes, yapmak isteyenler çok hevesli. Sonra karşılaştıkları şeyde bir şok etkisi. Ya benim tam tersi şok etkisi oldu. Çünkü hani konservatuvara girdiğin yıl Kenterler'de oynuyorsun. Ertesi sene de başrol aldım Kenterler'de. Şimdi daha bismillah başladık işe. Ertesi sene en iyi yerdesin. Hani düşünülen, kafanda düşündüğün en iyi yerdesin. Ondan sonra ne yapacağım ben oluyor. Hani ne yapacağım daha? Şimdi ne olacak? Yani, ama durmamışsın. Tabii canım niye durayım? Durmak yok yola devam. Kenterlerden sonra Hadi Çaman Yeditepe oyuncuları. Yeditepe oyuncularına katılmışsın. Ali Poyrazoğlu tiyatrosu, Gülü Sürü Rengin Cezar tiyatrosu, başka ya bir sürü tiyatro var. Kalmamış zaten. Yok kaldı canım ben birçok tiyatroda oynadım. Türkiye'nin belki de en iyi tiyatroları. O zamanlar evet. Değil mi? Evet. O tarihlerin en iyi tiyatrocuları. Ve sen totalde kaç sene tiyatroyla böyle geçti? 81. Kaç yılındayız şimdi işte? Hesapla. Ne bileyim ben.
Matematik. Benimle yaşıt gibi bir şey olmuş. 35 sene falan. 2011, evet 35 sene olmuş. 35. gümüş olarak yılımı kutluyorum. Devam ediyor. Ben bir süre bıraktım, hani oyunculuğu bıraktım. Çünkü başka bir işe gittim. Televizyon yapımcılığı işine girdim. Zaten ara ara yapıyordum televizyon yapımcılığını. Hani birçok yerde yaptım. Kanal 6'da yaptım. Fremantle diye bir şirkette yarışmaların yapımcılığını, sunucu yazarlığını yaptım. Ne bileyim ben işte Ulusal TV'de çalıştım, bir sürü yerde çalıştım, ANS'de çalıştım, yapımcı, kreatif yapımcı olarak çalıştım. Ondan sonra şimdi bir televizyon kurduk, 5 senedir onunla idare ediyoruz. Ondan evvel abi şey soracağım, bak özellikle kamerayla tanışman devlet kanalında olması ve bulunduğu dönem içerisinde de biraz işte o dönemi düşünürsek nasıl bir his, nasıl bir histi bu? Hatırlamıyorum ki ilk kamera ne? Yok, Yarı Şaka Yarı Ciddi'den önce Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda oynarken 87 yani, abi hatırlıyorum ben. Tam olarak hatırlamıyorum işte o yıllarda Ali Poyrazoğlu böyle, dur ismi de güzeldi ya, aramızda kalsın diye bir şey çekiyordu, dizi çekiyordu. Ama böyle iki kişilik, üç kişilik tiyatral metinler, 5 dakikalık, 10 dakikalık. Hani skeçler gibiydi. İlk çıkışım oradaydı. Adem Kılıç'tı onun kameramanı, hiç unutmuyorum. Ondan sonra ilk, yani o hep söyler Adem, seni ben meşhur ettim. Ondan sonra ilk orada yani televizyonla buluştuk. TRT 1'di o, TRT 1 değildi. TRT'ydi. Sonra 1, 2, 3, 4 açıldı. Hepsine sırayla, hani şu an çıkmadığım kanal yok galiba. Hani bu da son oldu işte. Buydu. Bu da Fatih'in tam olacak gibi değil. Ben bir de bir kanal kendim daha bir de kendim geçeyim demiş olabilirsin. Çok ciddi ses getiren programlar. Ben yaşım el verdiğince, yani yaşım diyorum bu arada, hep söylüyorum bunu. 36 yaşında adamım ben de, o kadar da küçük değilim, minik kuş değilim. Ama çok net hatırladığım bir program ben bunu. Şimdi çok seneler evvelinden abi seni tanıyorum, o ayrı. Hatta biraz sonra da bahsedeceğim, birkaç bir şey var ama. Seç Bakalım yarışma programını mesela hatırlıyorum ama orada senin yapımcı olduğunu sen geleceğin zaman öğrendim ve hakikaten çok şaşırdım. Çünkü müthiş ses getiren bir programdı. Onun bir de çok başka farklı bir özelliği var. O Fremantle diye bir şirketin Fremantle diye bir şirketin işiydi. Türkiye almıştı, Kanal 6 almıştı ve ben Fremantle'da çalışıyordum ilk yazar olarak. Sonra Kanal 6'ya geçtik Ahmet Özal'ın şeyiyle, isteğiyle. Sonra onu canlı yapmaya karar verdik. Ve Fremantle'a yazdık Amerika'da, biz canlı yapacağız diye. Ona bizim yani etmediklerini bırakmadılar. Dediler ki bu adam, bu canlı olmaz. Biz dünyada her yerde canlı yaptık. Ondan sonra olmuyor. Yani biz yaparız deseydin. Allah diyorum, nesini yapamayacağım? Yönetmenim var Levent Demirkal, yap diyor. Ya nasıl yapayım? Adamlar yapma diyor, beni düşmanlıkla suçluyorlar. Yok yaparız dedi. İyi, biz 1-2 hafta canlı yapılıyor çünkü. Yani çok basit, hani böyle büyük işler, hani ay yapılmayacak gibi işler aslında çözümü. Döneminin çok, prodüksiyonu çok, çünkü. Çok basittir, önündedir. Göremezsin çok basit olduğu için. Hani o basiti gördük biz. Onu yaptık, 2-3 hafta gittik ama canlı ibaresi koyamıyoruz hani başımıza iş gelmesin diye. Sonra ben Mark Goodman'a yazdım. Fremantle'ın sahibi, Amerika'da öldü galiba. tabii yıl çok yaşlı. Seneler olmuş. Dedik hani biz bunu canlı yapabiliyoruz. Ondan sonra alt etmişsiniz siz yapamaz diye. Biz Türk'üz yaparız diye. Bir tane de koydum. Kaset vardı o zaman. Kaset yolladım Amerika'ya. Gitti, oh dedim. 2 hafta falan sonra işte hani hatırlarsanız kostümlü mostümlü insanlar geliyordu. İşte ben Erhan'la uğraşıyorum, Erhan Yazıcıoğlu'yla. Bir baktım böyle kulisten bir adam geliyor, böyle şapkalı, kovboy şapkalı, çizmeli falan. Yanında da Ahmet Özal var, Allah dedim. Bir izleyici mutlaka şikayet etti, şimdi Ahmet'ten fırça yiyeceğiz dedim. Ondan sonra gittim, hani hoş geldiniz dedim. Ahmet dedi ki, tanıdın mı dedi, yok. Mark Goodman dedi. Merhaba. O dedi, kurusu sen misin dedi. Ondan sonra yapan, yani dedi, nasıl yaptın dedi. Çünkü ya biz bunu en son Yunanistan'da denedik dedi canlı. Yapamadık, kalktı, program kalktı. O kadar rezil olduk dedi. Abim işte şöyle böyle bir de oturttuk, kostüm de hazır zaten. Amerikalı, oturttuk onu. Canlı yayını, bir de monitör koyduk, çıkış monitörü. O seyretti ve inandı.
Program sonunda diyor ki o arkadaki müthiş ekibi, perdeler vardı çünkü arkada bir sürü değişim vardı. Bir de onun şeyi vardı abi, yani o zonklar, ben hep söylüyorum. Kutumuzu açalımın atası. Tabii. Perde açılsın. Yok, kutumuzu açalım Cenk Koray'ın, evet, rahmetli Cenk Koray. Ha tabii tabii. Yok, ben bu şimdi son zamanların biliyorsun artık son 8-10 senenin en trendi triplerle işte o kutuyu açıp falan falan, anladım. O çok tuttuğu için söylüyorum onu sürekli. Anladım. Aslında onlardan çok daha öncesinde aynen dediğin gibi abi senin de bu işin piri birçok kişi var zaten. Kesinlikle. Yapılmış birçok iş var. Ben o perde açılışını hiç unutmuyorum. Çocuktum, küçüktüm ama ben kitlenir izlerdim. Büyük bir stüdyo, büyük bir iş, büyük bir prodüksiyondu ve şeydi böyle, evde hepimiz kitlenir. Perde seçerdik yani, hangi perde açılacak, nereden araba çıkacak, onu açma, orada araba yok falan, böyle artık herkes kilitleniyor. 100. bölümde şey yapmıştım ben, birinci perde bir araba, ikinci perde iki araba, üçüncü perde üç araba koydum. Ve bir tane gariban bir çocuk palyaço kılığında, onu seçti Erhan Yazıcıoğlu ve o işte iki tane araba kazandı. Ve çok mutlu oldu çocuk, çünkü sonra öğrendik gerçekten palyaçoluk yaparak hayatını kazanıyormuş. Ve aradan yıllar geçti ve benim çocuğum oldu falan filan. Çocuğum bir doğum günü partisine götürdüm. Oradaki palyaço, beni hatırladın mı dedi. Aa, kaldık böyle, orada karşılaştık. Çok keyifli oluyor. Müthiş güzel. Hemen devam edeceğiz ama öncesinde kısacık bir aramız var. Arkasından Curcuna devam et. Hadi. Evet, Curcuna devam ediyor. Işıl Hanım, hemen Işıl Hanım'a soruyoruz. Buyurun. Bir eğitim aldınız mı bu işle ilgili? Yok, hayır, doğuştan yani hiç ihtiyaç duymadım. Mikrofonla mı, nasıl oldu yani? Tabii ben öyle o şekilde doğar doğmaz başlamışım. bas bağırıp. Çünkü bana çok güzel tuhaf geliyor. Eğitimi, yani hiç yapamayacağım bir iş geliyor sunuculuk. Neden abi? Bilmiyorum ki, çok tırstığım bir şey. Vallahi böyle adamlara soru sormak falan, polis memuru gibi, ne öyle? Ben hala tırsıyorum bazen vallahi. Hiç sopa yemekten tırsıyorum. Yok yani. Dayak yeme, hata yaparım da dayak yerim diye korkuyorum. Yok, dayak değil de hani, kimse demiyor mu size hani? İşte Melih Bey şunu şöyle, sana ne kardeşim, sana ne demiyor mu? Ne soruyorsun? Yok demiyor. Bizim gelen bütün konuklarımız falan. Ülkemizde biliyorsun zaten abi, herkes gayet edebiyle, adabıyla, her şeyimiz gayet düzgün. İlk ben olacağım. Yani. Evet. Sorun yapıştırayım. Şimdi ben bu biraz önce konuştuk ya yapımcılık mevzusunu. Ben de bir televizyoncu olarak başka bir şey merak ediyorum. Neden bıraktın abi yapımcılık? O zamanlar daha kolay bir şey miydi ya da şimdi niye daha mı zor? Neden şimdi yapmıyorsun ya da niçin sadece o dönemde o kadar patlamış programlardan sonra kalmış orada ve başka bir şekilde devam etmiş? Ya bak, 2000 yılında bir kanala bir program yaptık. İsmi lazım değil, kanallar da önemli değil. Dediler ki bana, çünkü bir şirkette çalışıyordum kreatif yapımcı olarak. Bir program istediler. Ben de yazdım, programı verdim. Sıfır şeydi. Yani hiç yapılmamış bir şeydi. Yeni bir şeydi. Verdim, yaptık, tuttu program. Ve dedim ki adamlara, ya dedim şunun arkasına bir şey yazın. Hani copyright koyun, Melih'e Kener üretti falan bir şey yapın ki ben de yurt dışında şansımı arayayım. Evet. Yani çünkü hani bizde hep korku var. Yurt dışında bizde kim program alır, bizde hep biz alıyoruz. Ya halbuki tam tersi. Yani o zamanlar Gol Show diye bir şey vardı. Gol Show vardı, evet, ve bayağı olay olmuştu. Gol Show'u Ahmet Özal'a zorla tıkıştırdım ben Cannes Film Festivali'ne giderken. Şunu şey yap diye. Hani ne olur bunu göster ya dedi. Kim alır bizden dedi. 10 gün sonra geldi. Melih dedi, 5 ülkeye sattık dedi. İnanılır gibi değil. Mehmet Ali'nin parası çıktı dedi. Erbil sunuyordu. Ondan sonra... Sonra, 5 ülke parası mıydı? Tabii. 5 ülkenin telif parası, öyle söyleyeyim. İyi kazanıyordu ya. O zamanlar hani, kanallarda şeydi, zengindi. Şimdiki gibi değildi ki kanallar. Hani zengin derken hakkını veriyorlardı, zamanını da veriyorlardı. Şimdi hani bir sürü sıkıntı var. Bitti. Biz buradan bir sinemaya geçiş yapacağız. Evet. İçeriden biliyorsun. Haberim var abi zaten. Tabii, bu içeriden. Durumu biliyorsun. Her şeyi duydun burada, açık aleni. Şeffaf program. Şimdi
ben aslında öncesinde sinemadan da önce bir Abutzer var ki aman Allah'ım. Aman biraz Allah'ım. Sonra ona bahsedeceğim. Onu dipnot olarak yönetmenim söylediği için özellikle istiyorum. Çünkü Abutzer'le ilgili bir şey anlatacağım sana. Abutzer o. Abuzer değil. Abuzer. Abuzer. Lütfen. Ama bir VTR'miz var. Hemen onu bir izleyelim. Arkasından buradayız. Mindik bir alamete, gece yoz kıyamete. Sinemadan nasıl bir tat aldın abi? Şimdi baktığımda özellikle şey soracağım sana. Bayağı hani tiyatro vesaire tamam, skeçler her şey güzel. Ama sinemaya geçişin çok geç olmuş. Yok, daha önce de var filmler ama bilinen filmler değil. Öyle mi? Yakalayamamışım demek ki onu. Ya, bak işte ya, bu da benim eksiğim olsun ama Bebe ama Ruhi yani, ve Zeki karakteriyle sanki şeyden beri, hani, iyice böyle parlamış konservatuvardan beri hani figürasyonluk yapıp paramızı kazanıyorduk. Çünkü o zaman Darülbeda'ydı konservatuvar. Hani İstanbul Belediye Konservatuvarı tiyatro ödülü. Yani diğer adı Darülbeda'ydı. Son öğrencileriyiz zaten. O zaman hani paramızı kazanabilmek için harçlığımızı figürasyon yapıyorduk. Onun için hani çok şeyde filmde de göründüm. O zaman o öncelerinde belki de biraz zamanın işte ne kadar yaygındı, işte belki televizyon artık iyice küçülttü, dünya internetle daha da küçüldü falan, daha kolay erişir olduk. O tarihlerde ister istemez herhalde ekranda ne kadar gözükürse o kadar tanınıyor artık, o kadar fazla iş yapıyor. Hatta sinema filmleri bile artık yani illa televizyonda bile, kanallarda bile gözükmesine gerek yok. Artık internetle bile artık biliyorsun abi hemen ulaşılabiliyor. Çok ama Bebe Ruhi ile Zeki herhalde en bu konuda senin internet veya televizyonda ve sinemada tanınma sebebin oldu. Tabii. Benim yani, tanıdığım Abuzer, zaman o değil. Abuzer birinciydi. Abuzer benim tanıdığım Abuzer zaman. Abuzer çünkü yani radyo programcısıydı ama çıkmadığı televizyon programı yoktu. Tamam. Şey sabit konuktu. Hatta şey Özcan Deniz bir şey yapıyordu. Özcan Deniz şov yapıyordu. Ona konuk gitti. Ertesi hafta yine kaldı. Yani konuk kaldı. 10 bölüm konuk kaldı. Bu Abuzer nasıl çıktı abi? Bilmiyorum. Niye bu kadar sevildi? Hiç bilmiyorum. Ya şey yani bu tür aptal kahramanlar her zaman şey yapıyor. Yani tutuyor. Halk seviyor aptal kahramanlar. Hani kendine yakın buluyor diyeceğim şimdi kızacaklar bana. Ya ben şimdi söylemeyeceğim ama ya. Söyleme. Hayır, şey... Neden seviliyordu diye sorar. Ya şimdi bir anda forsun basıp ya, ben çok seviyordum. Bir taksiye bindim. Taksiye bindim öyle komik gibi. O abi dedi ya biz seni çok seviyoruz dedi. Gidiyoruz anlatıyor filmleri anlatıyor. Seyirci tamam ne güzel falan. Abi dedi bir şey soracağım ama darılma dedi. Sor dedim. O kadar güzel aptal oynuyorsun ki dedi. Harbiden salak mısın dedi. Dedim ben ineyim. Direkt bunu sordu ya. Harbiden ama bir şey söyleyeceğim. Ya salaklık değildi o. Ben orada ne görüyordum biliyor musun? Benim şahsi fikrim. Deha. Ben bir... de deha görüyoruz helal sana. Zeka görüyordum abi zeka. Çok müthiş zeka. Ya şey, saflık görüyordum ya. Ben saf, temiz, çok güzel bir şey görüyordum. Şey oynamak, deli oynamak, salak, aptal hani bu tür şey ekstrem rolleri oynamak gerçekten zor. Çok kolay, çok zor. Hani çok kolay ne yaparsan yap delidir diye yeniliyor. Ama zor olanı hani doğrusunu, gerçeğini bulmak ve realine en uygununu yapmak. İnandırmak değil mi? Şimdi Abuzer radyoda çıktı. Sonra role iyice büründü. Papyonlu falan bazı zamanlar. Sonra... Radyo programına da öyle gidiyordu. Öyle mi? Pembe Abuzer öyle miydi? Tabii. Pembe diyor. Bak nasıl Abutzer yani. Direkt bak çıkıyor ve Abutzer ama o Abutzer yani. Sonra o tiyatroya da. Sonra şey gece kulüplerinde başladı. Mecburen. Bu Abutzer neler yapmış ya? Çünkü şey yani Abutzer'i sahneye taşıdığın zaman hani ritük korkusu geçtiği zaman ritüyü biliyorsun resmi terbiyeli üstün kurul biliyor. Açılımı öyle biliyor. Ritük korkusu kalkınca hani of çok zor adamı tutmak. Onun neler için hep neler. Gece yarısı şovlar, işte biraz açık seçik şeyler, saatlerde orada başladı. Sonra garip bir tiyatro yaptık. Garip bir tiyatro? Garip bir tiyatro. Çünkü şeydi, tekst yoktu.
Işte, ve interaktif bir tiyatroydu. İnteraktifti. Hmm. Doğaçlama, yani bir şey var, konu var. Var ama. Yani şöyle söyleyeyim, 6-7 kişiydik. 300 küsur skeç vardı elimizde ama tekst yok. Skeç. Ya bunları çalıştık. Evet. Hani çalıştık dediğinde nesini çalışacaksın, ne olduğunu biliyorsun. Başı, ortası, sonu belli. Ha çıkıp oynayalım. Bir de seyirciyle interaktif olduğu için ne çıkacağını bilmiyorsun. Evet. Biz bu şekilde başlıyorduk. Oyuna başlıyorduk mesela. Aa, seyirci Japon bugün 27-36-142 oynuyor. Tamam diyorduk ve akışı böyle yapıp çıkıyorduk. Onun için çok değişik, farklı bir tiyatroydu. Keyifliydi. Abutzer. Abutzer de vardı orada. Abutzer, çok eğleniyordu. Beni tanıdın mı? Nereden tanıyacağım seni? Şimdi ben bugün var ya, sırf senin yüzünden abi neredeyse geç kalıyordum. Ne yaptığımı söyleyeyim sana. Evde bir saat, bir buçuk saat bir şey aradım. Yıl 1997. Abutzer bu oyun. Evet. Senin oyunun 97-98 falan civarı galiba. Olabilir. 8-10 arkadaş. Çok gerildi sanki, değil mi? Bir heyecan var. Yok yok ama var ya çok keyifli. İnsanlarla bugün getirseydim, çok dalga geçiyorduk insanlar. Yok yok, güzel bir hikaye. Ben de şöyle, ben bayılıyordum. Yani Abutzer'e bayılıyordum. 8-10 arkadaş, 10 kişinin üstünde hatta. Senin oyununa geldik. Eyvah. Evet. Nerede? Rami tarafında, Fatih'te. Rami tarafında bir yerde. Tabii Edirne kapı tarafında başka bir sahne ama hangi sahneydi hiç hatırlamıyorum. Başka oyuna gitmişim. Yok yok, sana geldim. Orada nerede oynayacağız? Allah Allah. Evet, şimdi bak. İnteraktif bir oyun. Ben o kısmını sonradan bir kez daha konuşmak istiyorum. Sona doğru sahneye çıktım ben. Rejisörde. Laz rejisörde. Ağaç oldu. Ağaçtım ben. Kuşta çıktı mı? Kuşta çıktı mı? Cik 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 diye. Şimdi bir rüzgar esiyor. Sallan dediler. Sallan. Sonra? Sonra çok ben sevdiğim yoktum için. O. Gerçekten ciddiyim bak. O sahnede ben yoktum. Ben? Yok evet. Yoktum ben. Tabii. Arada bir giriyordum. Evet evet. Aynen girip çıkıyor falan. Abutzer giriyor çıkıyor. Sonra ben senin o oyunun biletlerinin arkasına bütün arkadaşların isimleriyle, benim böyle bir huyum var, yazıp imza atıyorum ve saklıyorum. Bugün belki bir buçuk saat aradım ki sırf al abi şuna bir bakar mısın diye verecektim, bir sürpriz olsun. Evet. Olamadı. Ama bilet almamışım, beleşim. Meğer beleşim yakalandı. Belli. Kaçak girmiştim. Evet. Peçeteye yazmışım, getiremedim abi. Burnumu silmişim, silinmişti. Yazlar karışmış. Benim böyle bir huyum var. Yani hatta onları ararken, çocukken gittiğim belki bir sürü oyunun biletini bile buldum. O karışıklığın tamam, arasında şimdi, belki sen konuş. Evet, dur bakalım sende neler var. Eşitlemekle. Evet. O zaman... Senin ne anın var? Geldin mi oyunuma hiç? Abuzer'i dinledin mi? O zaman mi? Yapıştır diyorum. Aha. Ana bak. Bir hafta duş almadığın oldu mu? Yok. Hayır. Şansa inanır mısın? Hayır. Hiç telefon şakası yaptın mı? Çok. Çapkın mısın? Sevmediğin birini onu sevdiğini... Sevmediğin birini onu sevdiğini söyledin mi? Sevmediğim biri olmadı. Abi aşk her şeyi affeder mi? Sevgi affeder. Sevgi affedicidir. İnternette kendini aradın mı? Nasıl ya? Ha şey olarak mı? Tabii. Bakıyorum tabii. Neler buluyorsun? Acayip şeyler. Hiç yere tükürdün mü abi? Tükürmem, sevmem de. Tüküreni de sevmem. Ya nefret ederim ya. Bu topraklar için yani çok can gitmiş. O toprağa tükürülür mü? Ayıp ya. Evet. Senin için şarkı yazıldı mı? Benim için şarkı yazıldı. Mırıldansana biraz. Bitlendin mi? Askerde evet. Hiç denize çıplak girdin mi? Evet. Romantik misin? Bazen. Hiç gasp edildin mi? Ne? Hiç gasp edildin mi? Yok. Hiç dayak yedin mi? Çok. Ben de abi çok, ben de ya, çok. O hep yer, o çok alışkın. Önüne gelen döndü. Bitti mi sorular? Hadi hayır, çok heyecanlı. Hiç tanınmış biri olmayı kullandın mı? Kullandım. Yerde para buldun mu abi? Buldum. Harcadım da. Çirkin bir bebeğin güzel olduğunu söyledin mi? Yok, bütün bebekler güzeldir ya. Hiç burnunu karıştırır mısın? Hep. Televizyon seyrederken. Ben de abi çok. Dünyanın en keyifli şeyi. Hiç yani. Başka birinin fırçasını kullandın mı? Fırça derken? Diş fırçası. Yok, hayır.
banyoda yıkanırken şarkı söyler misin? Söylemem, sesim çok kötü. Sor. Oyun kazanmak için hile yaptın mı? Yaptım. Hiç şiir yazdın mı? Yazdım. Bugün hiç selfie post ettin mi? Ne ettin mi? Selfie. Gece horlar mısın? Horlarım şey gibi. Ay. Ne kazandım? Açılsın perde o zaman. Ne kazandım ben? Bak çok hızlı cevaplar verdim. Doğru cevaplar. Bir tane bir yer yakaladım senin. Neydi? Bir şey söyledin orada çok enteresan. Hangisiydi? Yine. Son haftalarda vazgeçilmez sorumuz çıplak denize girdin mi? Evet. Girmişsin abi. Girdim. Ve çok keyiflidir muhtemelen. Ben denemedim, inşallah bir gün denerim. Yani. Ben hani orada çok da çok tenha bir yerde. Tabii kimsenin öyle, olmadığı bir yerde. Lazım. Evet. Tekneyle açılacaksın belki de böyle. Yok öyle bir şansım oldu. Sahilden gir. İçeriden de söylüyorlar sürekli. Ben de denize gireyim dedim sopaya. Tokatı yedim. İnsanlı mayo giyer deyip yapıştırdılar. Ama bunun zevki burada dedim, dinlemediler. Şey, bu yalancı romantikte öyle bir sahnemiz vardı bizim. Ben denize giriyorum, denize atlarken mayom çıkıyor. Ondan sonra işte Umut da alıyor mayoyu, gizliyor falan filan. Ve ben denizde çıplaktım ve gerçekten onu çıplak çektiler. Hani gözükmüyor tabii. Ha, role girmişsin abi sen. Denizin içinde. Denize girmemiş. Yok, denize girme. 4,5 saat denizde kaldım. Dondum. Oo. Bodrum, Haziran sonu, Temmuz, herkes yanıyor. Ben şeyden çıktım mı denizden. Battaniyeler, ısıtıcılarla böyle. Bir de sen özellikle söyledin bir rekoru kırdık diye. Ne rekoru? Yaş rekoru. Ha şeyde, Hababam sınıfında. Ben unutmadan hemen söyleyeyim, Hababam sınıfında. Halit Akçatepe'nin şey yaş rekoru. Hı-hı. Çünkü oynarken 35-36 yaşındaymış. Ben oynarken 39 yaşındaydım ben. En yaşlı, en genç olarak. En yaşlı, en genç oyuncu olarak. Ve gözüküyor ya. Tarif edemedin. Ben bir karıştım ya. Benim görevim bu zaten. Efendim, demek istiyor ki... Orada çok gençtim ama yaşlıydım. Evet. Açıkla ne demek istedim. Çevirmen. Ben her zaman gencim ve genç kalmaya devam edeceğim. İşte bu. Bu kadar basit. Ya bak hale bak. Bir şey dikkatimi çekti. Özel ben bir soru. Şey yapmadan bizim kanalda izliyorlardı. Ha. Bizim kanal çalışanları. Ona söz verdim el sallayacağım diye. Sevmiyorum böyle şeyleri de, onlar çok istediler. Hı hı. Onları bir buyurun buyurun, ne demek canım, kamera şey sizin. Kanallar, komşu kanal, siz 147. Tabii ki. D-Smart'ta 10 kanal buyur sonra abi, da bizimki. Buyur abi, kanal senin. İşte millet selamlar, hadi işinizin başına yeter o kadar. Hadi tamam. Çocuklar şu anda işlerini yapıyorlar. Tabii. Bir kontrol edelim, bir kontrol edelim. Neye siyamiyaha düşüyorlarmış o arada falan. Yakalarız. Evet. Bir yandan takip ediyoruz, öyle. Evet. Güzel. Özel bir soru. Merak ettiğim için soruyorum abi. Sanata olan aşkından mıdır, nedir? Çocuğunun adı Ege Art. Evet. Art özellikle mi? Yok, Arthur koyacaktık adını. Kabul etmediler, Art koydu. Kısaltılmış. Kısaltılmış hali. Evet. Ben dedim ki sanat... O da sanat... tuhaf. Arthur koyacaktık, yabancı isim dediler. İyi, Art olsun dedi. Kabul ettiler. Art'ı nasıl kabul ettiler peki? O da i̇şte hakikaten. İşte Türk zannettiler. Sonra fırça dağıttım. Ya Art nedir dedim. Yani Türkçe'de geri peş demek. Evet. Ya ben çocuğuma yani... şey ismini mi koydum dedim. Aa, bir dakika ya, geçmiş olsun, yazıldı dedim. Artık olan oldu. Tabii. Evet. Ama şöyle bir güzel tarafı olmuş. Sanatçı birisinin çocuğu Art deyince mesela bana direkt acaba sanatı çağrıştırsın, sanat yok, işte falan abi, diye mi ya, diye düşündüm şey, mesela. Seramik şey gibi. Yani Art aslında, yani bizim düşünüyoruz Arthur'un kısaltılmış. Arthur diye bir çizgi film vardı çünkü eşimle biz Amerika'dayken onu seyrediyorduk. Sabah kalkarken böyle 7'de falan onu izliyorduk. Ve diyorduk ki yani bir çocuğumuz olursa, erkek olursa Arthur koyalım adını diyorduk. Koyamadık. Art koyduk kısaca. Kendi aranızda Arthur. Şimdi bir tane daha yapacağım. Ur koyacağım. Arthur'a öyle gideceğim. Bir beni tamamlayacak. Birleştirince yani çok güzel Arthur olur. Evet, tanıtırken iyi olabilir. Arthur. Abi tipin, jargonun, o kadar eğitimin çok uygun. Yok başka bir... çok uygun, müsait. Ve ben senden şöyle bir şey beklerdim. Şimdi sohbet ederken de aynı şeyi yaşıyoruz. Neden hiçbir stand-up gösterisi... görmüyoruz. Bir sürü var, git gör. Senden görmek istiyorum. Ya ayrı bir şey. O, mesela Abut Sero niye devam etmemiş? Yok, ya da yok, yok. Direkt o, sen kendin tek başına, olarak... Tek başına yapılacak bir şey değil. Ben oyuncuyum yani. Şey, stand-up'ı da oyunculuk gibi yaparım. Yani çünkü stand-up'lık farklı bir iş. Farklı bir meslek dalı. Hani oyunculuğun şeylerini kullanıyor, objelerini kullanıyor ama oyunculuk dışında bir şey.
daha farklı bir şey istiyor. Onu en iyi yapan Cem Yılmaz. Hani bunu net gösteren. Gerçi Cem Yılmaz hani oradan başladı. Şimdi oyunculukta da yani tavan yaptı. Evet. İnanılmaz oyunculuğu da. Ondan sonra onun için hani hiç düşünmedim stand-up diye bir şey. Tiyatroda, şimdi stand-up'ı geçtim. Tiyatroda biraz önce konuşuyorduk ya onu merakımdan soruyorum. Çünkü gerçekten benim ilk katılımlı, interaktif gördüğüm tiyatroyu her ne kadar ağaç olarak da olsa küçük küçük dahil olan çünkü yoktu böyle bir şey. O tiyatro sen değildi. Yaptın. O ilkti. Türkiye'de ilkti. Değil mi? Ama tiyatro değildi o. Ya zaten adını da yani öyle bir şey koyduk. Yani adı öyle bir şey. Yani öyle bir şey. Ne bu? İşte tuhaf bir şey. Bir İlk şey. Oyunun adı da şeydi. Her zaman karşılaştığımız ama hiçbir zaman umursamadığımız olaylardan birkaçıydı. Bitişik yazıyorduk. Epey uzunmuş. Ondan sonra o tiyatro... Biz gelirken bunu biliyorduk ve şeyi merak ediyordum ben. Ben çok tiyatro hani seven birisi ve tiyatro yapan birisi olarak ben de. Yapıyor musun tiyatro? Tabii ki yapıyorum. Oyunumuza beklerim. Nerede? Hangi? 1,5-2 ay sonra bekliyoruz. İkinci dönemde Maskeliler diye bir oyunumuz var. Maskeli Beşler çok güzel. Maskeli Beşler değil ama senin kimin? O Maskeli Beşler'e de geleceğiz. Hepsini sıkıştıracağız kimin? Sürekli. Özgün. Ama ve lakin şöyle psikodram değişik. Ya Özgün derken ne oyun Özgün kim yazmış? Biz ha, kendiniz. Evet evet. Anonim. Anonim olacak inşallah. İleride inşallah olurmuş falan. Bizim de Ocak'ta başlayacak o yeni oyun inşallah. Sağ ol abi sen de çağırdığın için karşılıklı bizine davet ediyoruz. Ben çağırmıyorum o yüzden. Çok açık sözlüsün. Çok teşekkür ediyorum. O zaman biletimi alayım geleyim tabii ki. Yalnız demin ben şaşırdım çünkü sen hep kendini davet ettiyordun. Biraz önce hiç davet etmiyorum davet değil mi? Ettin ya evet davet etti. Ben lafı şaşırdım açıkçası. Niye kendim şimdi söyleyeyim canım? Yok beni bir tanıyor. Konuklarımız... Ben davet dediyse bilet alıp gelirim onu biliyor. Onun tabii. için şey öyle onun için davet etti yani yoksa. Biletini ben alacağım götüreceğim. Şimdi abi bu interaktif katılımlı kısmını daha sonrasında çok denediler. Nasıl bakıyorsun tiyatroya? Şu anki tiyatroya nasıl bakıyorsun? Mesela biraz önce Sevil de konuğumuzdu. O da tiyatroda birkaç oyun yapıyor, iş yapıyor. Tiyatro izleyicisi çoğaldı. Yani son 1-2 senedir biraz fazlalaştı. Ama kaliteli ama değil. Nasıl bakıyorsun? Ya tiyatro izleyicisi çoğaldı lafı yanlış. Yani ben ona inanmıyorum. Ben 30 senedir özel tiyatro yapıyoruz. Yani buna inanmıyorum. Hala yapımcıların, şey organizatörlerin zoruyla, işte ilanlarla, şunlarla, bunlarla oyuncu. Eskiden vardı o tiyatro oyuncusu. Çünkü yerleşik tiyatrolar vardı. İşte Kenterler vardı, Adi Çaman, Ali Poyrazoğlu bunlar yerleşik salonlardaydı. Ve her sene 2-3 oyun oynuyorlardı. Ve hani onun seyircisi belliydi. Hani Kenterlerin seyircisi belliydi. İşte Adi Çaman'ın, Ali Poyrazoğlu'nun, Ferhan Şensoy'un seyircisi belliydi. Ve hep o ona gidiyordu. Yani bir sezonda sadece İstanbul'da kendi yerinde 15-20 bin kişiye bilet satılıyordu ayrı kişiye. Ve ona göreydi. Şimdi öyle yerleşik salon neredeyse kalmadı. Hani deniyorlar birçokları deniyor. Hani var yerleşik salonlar ve iyi de gidiyor onlar. Ama onun dışında hani sabit salon kalmadı. Hani seyircinin ayağına gidiyor tiyatro artık. Evet. Hani tiyatroyu yapıyorsun ama hani seyirci gelsin diye beklemiyorsun. Sen gidiyorsun ayağına. İşte turnelere çıkıyorsun. Anadolu turnesi. İstanbul'da bir sürü yerde oynuyorsun. Tek bir yerde yok çünkü öyle bir şansın. Hani tiyatro salonları çok pahalı. Evet. Şeyler kötü. Hani tiyatro yapımcıları tuhaf. Çünkü hani isim olsun istiyorlar satabilmek için. Hani bir dizide oynasın. Tamam dizi oyuncusunu alıyorlar oyuncu. Bu sefer hani turneye gidemiyor, oyun oynayamıyor. Çünkü dizisi var, çekimi var, şu var, bu var. Ona oynayamıyor. Seti yani var, boşluğu yok. Kaotik içinde. Hani tiyatro çok parlak değil hani son dönemde. Maalesef iyiye gitmiyor seyirci açısından. Ama bunun yanı sıra yani şeylerde hani küçük tiyatrolarda böyle küçük salonlarda yapılıyor ya tiyatrolar. O da tiyatrosu. Muhteşem falan. Oyunlar çıkıyor ve muhteşem oyuncular var. Ama tanınmadık. Peki bu hani... kaliteli dediğimiz ya, kaliteli demeyeceğim de o bahsettiğimiz tiyatro seyircisi, o güzel izleyici ne tarafa doğru kaydı? Öldü onu, öldü. Yok gerçekten İstanbul'da şey gayrimüslim bir kesim vardı. Bu Rumlardan, Yahudilerden, Ermenilerden oluşan bir kesim vardı. Ve onlar devamlı tiyatroya gidiyorlardı. Yani İstanbul'daki tiyatroyu besliyorlardı. Ama yaşlandılar, öldüler. Yeni nesle aktaramadılar. Tiyatrolar da onların yeni neslini alamadı. Çünkü biliyorsunuz hani Cumhuriyet öncesi de Cumhuriyet'ten sonra da yani gayrimüslimlerin sayesinde tiyatro gelişti, tiyatro oldu. Yani çünkü
şeyler yapamazdı şimdi eskiden. O zaman yeni nesilde farklı yerlere doğru o zaman yöneldiler. Belki sinemaya daha fazla mı yöneldi bilmiyorum. Sinema, televizyon çok rahat oldu. Şimdi kurs veriyoruz, tiyatro kursu veriyoruz. Hı. Orada insan geliyor, amacın ne diyorum? İşte şey, televizyonda dizide oynayayım. Dizide hemen parlama. Ne eğitim alma? Oyunculuk eğitimi alma ama hemen öğret. Çıkayım bir de bir şey çıkardılar. Kamera beni bekliyorlar hemen. Ben, kamera önü oyunculuk diye bir oyunculuk tarzı çıkardılar. Onu öğretiyor insanlar. Küçük oyunculuk. Ne o bilmiyorum ne? Kamera önü oyunculuk. Tiyatro oyunculuğu, büyük oyunculuk, kameranın oyunculuğu, küçük oyunculuk. Küçük oyunculuk. Lütfen evet mimikleri küçük oyunculukla ya, büyük oyunculuk. Hani bir ayırım yani. Oldu. Abi tiyatroyu, bir ya. Yani tiyatroyu hani böyle ayırdık tamam dizi ve sinema dünyayla karşılaştırdığımızda nasıl bir şey çıkıyor? Dünyayla karşılaştır bizi. Çünkü dizi... Dünyayla karşılaştırım. Yani televizyonda, sinemada, Türkiye'de sektör olamadı. Çünkü aynı zamanda sen bir televizyon yöneticisisin evet. Artık. Evet. Onun için soruyorum evet. Özellikle bunu. Yani sektör olamadı. Çünkü hani diziler güzel ama ucuz. Ve çok şeydilik çekiliyor. Yani iki saat dizi mi olur ya film gibi. Film ve gibi haftalık bu. Çekim. Hani böyle bir şey... Yani dünya mantığında yok. Hani dünyaya baktığında diziler olmuyor mu? Oluyor. Bütün dünyanın izlediği diziler oluyor. Ama en babası 40 dakika, 45 dakika. Yani evet, 46 doğru. Dakika bu ne ya deyip kapıyorlar zaten. Zaten hız çağındayız. Hani iki saat dizi ama televizyonların kolayına geliyor. Onun için dayıyorlar iki saatlik bir program. İşte günü doldurmuş oluyor. Yani günü alıyor. İşte iki sunucu koyuyor. Üç tane konuk. İki saat, üç saat dolsun diyor. Yanlış bir şey söyledim ama ya, yok, ben de bunu yapıyorum televizyonda. Eleştirmiş de olabilirsin abi. Bir yok, tanesini sal sinema... bırak desem neyi bırakırsın peki? Nasıl? Tiyatro, dizi, sinema, televizyon bütün hepsinin içerisinde. Bir tanesini sal bırak bu bırak, geçsin hepsini, desem. Hepsini. Hepsini. Ben emekliyim, emekli oldum. İki senedir emekliyim. Toprakla uğraşıyorum. Toprakla uğraşmak istiyorum. Ama diyorlar ki hani o zamanı var. Sana kaçmak küçük bir toprak bana. Alacağız diye. Orada uğraşırsın sonsuza dek diye. O kadar bir toprak buldun mu? Bulduysan İşte buldular bana. Hani o zamana kadar çalışacaksın diyorlar. Hani o toprakla uğraşacak zamana kadar diyorlar. Onu da şimdi yaşarken vermiyorlar zaten. Çok normal. Televizyon yöneticiliği. Hemen böyle hızlı bir şekilde onu da sormak nasıl istiyorum. Nasıl oldu oraya geçiş medya yöneticiliği? Nasıl bir şey televizyon yöneticiliği? Ya Satya'da Türkiye'de ilk bir kanal. İlk derken yani ilk o olan bir kanal. Çünkü Hristiyan içerikli bir kanal. Hristiyan içerikli derken Hristiyan kültürünü anlatan. Evet. Yani çünkü Hristiyan televizyon deyince ne misyoner misiniz diyor. Evet. Yani ilgimiz yok. Hristiyan kültürünü çünkü 400-500 bin Hristiyan yaşıyor ülkemizde. Yani Cumhuriyet'ten sonra çok daha fazlaydı bu. Yani insanlar gittiler ettiler. Hani bunları kaçırmayalım ülkemizde ve bunlara kendi kültürlerini anlatalım, yansıtalım ve bilmeyenler de bunu öğrensin. Hani bu kültürü, bu ahlakı öğrensin diye kurulmuş bir televizyon. İşte ortaklar televizyonu kurmaya karar veriyorlar. Bunu kim yapacak? Hani Hristiyan olup da bu televizyonu kim yapar? Öyle kimse de yok. Hani çok az Hristiyan var çünkü. Melih var dediler. İşte sonra benim maceram başladı. Hani anlaştık biz. Hadi girelim dedik. Hani dört kişi başladık çünkü. Zorlandın mı çok? Tabii canım. Tahmin edersiniz ki. Çok zorlandım. Çok kolay bizim işler. Çok kolay bizim. Tabii. Yani bu kamera önü kolay. Arkası zor. Arkası zor yani. Tabii. Arkadaşın o lejide var ya. Bu işi tabii ki sadece hani iki sunucu, üç konuk falan şeklinde değil. Tabii. Normalde şaka, espri, latife ama... Bunun arkasında müthiş bir kadro, büyük hazırlıklar, yapımcısı, yönetmeni, kanalın idaresi, her şeyle oradan birlikte bir ki, bütün. Sadece oradan değil ki yani her şeyi kapsıyor. Sen buradan bu kadar insan çalışıyor, uyduya yolluyor, uyduyla ilgili bir sürü insan çalışıyor, internetle bilmem ne oluyor orada bir sürü insan çalışıyor. Yani bayağı büyük, bitiyor program. Abi çok teşekkür ediyoruz sana. Çok teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. Buraya kadar geldin bizi bütün işlerinin arasında. Araya biz de böyle bir insert pırt diye hemen biz daldık. Biz davet ettiğin için bizimle bu programda. kanala gelin. Bak, geleceğiz. Oraya da geleceğiz. Transfer edeyim siz. Hemen anlaşalım. Hemen. Transfer edeyim. Şuraya yazıyorum abi hemen. Fiyatı yaz sen bana kapat. Çok teşekkür ediyoruz geldiğin için. Bütçemiz yok kusura bakmayın. O zaman gerçekten çok teşekkür ediyorum. Klasiktir ya televizyon. Çok sağ ol abi. Rica ederim ben teşekkür ederim. Kırmadığın geldiğin hayırlı için. Hayırlı uğurlu olsun program.
programınız. Teşekkürler, çok sağ ol. 30. 50. programa da çağırın beni. İnşallah bir kez daha buraya haber falan isteriz. Var mı? Vallahi isteriz. Arkada haber falan var mı? Var. Hadi var. O zaman çabuk kesmek lazım. Evet, şak diye keserler. Hadi bitirin, hadi bitirin. Yok, hiç sıkıntı tamam. Yok. Evet hanımlar beyler, her güzel şeyin bittiği gibi klasik bir bitiş yapayım. Sizlere hoşça kalın demek istiyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Haftaya buradayız. Bekliyoruz. Ben geldim. Vardır ya.